akşamlar diliyorum. Afiyet diliyorum. Misafirimiz hoş geldi. Ankara'dan geldi. Sağ olsun. Evet. Bugün Yılmaz Hoca'yla evet epey farklı bir şey konuşacağız. Önemli bir şey. Türkiye'de devletin kimlik krizi ve çeşitlilik. Evet, epey manidar. Evet. Hemen her zaman Türkiye'nin gündeminde olan ama son zamanlarda daha da çok Türkiye'nin gündemine meydana getiren bir konuyu konuşacağız. Bugün ayın 9'udur değil mi? 9'u. 9 Aralık 2010. 11 Aralık 1975 Atsız Bey'in ölüm yıl dönümü. Nihal Atsız'ın ölüm yıl dönümü. Nihal Atsız Türk fikir hayatının, Türk tarihçiliğinin yüz aklarından birisiydi merhum. Tarihçi arkadaşlarım burada. Tarihçilikte bir ekol vardır Türkiye'de. Fuat Köprülü ekolü, metodu. Fuat Köprülü Türk tarihçiliğine kendine has bir yöntem getirmiştir. Fuat Köprülü'nün eski Demokrat Parti'nin kurucularından, o dörtlerden bir tanesi olan, hatta işte Cumhurbaşkanı veya Başbakan olması beklenen ama sonradan işlerin değiştiği kişi, Türk tarihçiliğinin yüz akı, onun eserleri Türk tarihçiliğinin, Türk düşünce hayatının hep başucu kitabı oldu. Türkiye'de tasavvuf bir bakıma ancak onun Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar kitabından sonra anlaşılmaya başlandı. Yoksa o zaman kadar Hoca Ahmet Yesevi şunu bunu bana bilen de yoktu Türkiye'de. İşte onun, o merhum Fuat Köprülü'nün Türk tarihçiliğine getirdiği bir şey vardı. Bir ekol, fişleme yöntemiyle işte tarihin incelenmesi. Onun en büyük, en kadim talebelerinden birisi evet, Atsız Bey'di. Bir diğeri Fevzi Abdullah Tanser idi. Onun ikisi de, evet onun yetiştirdiği talebelerdendi. İkisi de elhak, evet o yolu devam ettirdiler ve çok büyük eserler ortaya koydular. Atsız Bey merhumun yazmış olduğu Türk tarihi bulunamadı. Tarihi neredeyse kaç cilt olduğu, 14 cilt civarında olduğu söylenir. Sonuna geldiği ifade edilirdi vefatından önce. Ama bulunamadı. Atsız Bey, daha önceki nesiller 1944'ün 3 Mayıs'ı olaylarıyla hatırlarlar. 3 Mayıs 1944 Türkçülük hadiseleriyle hatırlarlar. 1944'lerden o zamanki Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Behice Boranların, işte Mehmet Ali Aybarların olduğu yerde, işte Pertevin Aylı Boratalıların olduğu yerde, o dönemde Atsız Bey evet gür bir ses olarak ortaya çıkar. O zamanki Başbakan Şükrü Saracoğlu'na yazdığı mektuplarla ortaya çıkar. Saracoğlu'na mektup 1, Saracoğlu'na mektup 2, Saracoğlu'na mektup 3 diye Türkiye'deki o zamanki komünistleri, o zaman komünist teşkilatlanma yapan ekipleri deşifre etmek üzere bu mektuplar. Çünkü ona o mektupları yazma cesaretini Saracoğlu'nun daha önceki bir açıklaması vermiştir. Bir vatan millet istikametinde bir açıklama, bir konuşma yapmıştır. Ondan mülhemde Atsız Bey o kendi yıllarca çıkarttığı Orkun'da bu mektupları neşretmiştir. Sonrasında Devri İsmet Paşa dönemidir. Yılmaz Bey'in de işte çalışma sahaları bunlar. Evet, Atsız Bey'in yaralanması, Atsız Bey ve arkadaşlarının Orhan Şahik Gökyer, efendim Atsız Bey vesaire, Fethi Tevetoğlu, o Türk fikir hayatının köprülü, Türk fikir hayatının evet o ak yüzleri, onlar 3 Mayıs'ta evet Atsız Bey İstanbul'dan trenle Ankara'ya gelir, Ankara garında iner. Ankara o zamana kadar böyle mahşeri bir kalabalık görmemiştir. O zaman evet Mavesiz Şehir'in o büyük yazarı, kendisi küçük ama yüreği büyük olan Osman Yüksel Ser'den geçti. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne talebedir. Nitekim bu olaylardan dolayı da sonradan dil tarihten ihraç edilir, atılır. Mektebi de bitiremez. O öğrencilerin başındadır. Dil tarih 3. sınıftadır. O zaman istasyona giderler. Atsız Bey omuzlarında alırlar. Ankara'yı bilenler biliyordu. Anafartılarda adliye var. Oraya kadar Atsız Bey omuzlarında getirirler. Atsız Bey ve arkadaşları yargılanır, mahkum edilirler. Küçük hücrelere, tapıtlıklara, korlar o zaman Atsız Bey ve arkadaşları. Büyük çileler çekilir, içeride yatarlar. Sonra beraat ederler. Suç değildir çünkü. Savundukları vatandır, millettir, başka bir şey değildir. Türk milletinin mukaddesleridir. Evet, o olaydan hatırlar herkes. Atsız Bey bir yiğit, bir perva, bir insandır Atsız Bey. Onun için ölümde vız geliyor, her şeyde vız geliyor. Atsız Bey kendi karakterini esasen Bozkurtlar romanında kendisi ifade etmiştir. Bozkurtlar romanını yazarken kendisi de orada yaşamıştır bir bakıma. Zaten kendisinin de Ruh Adam kitabında da Atsız Bey, Ruh Adam kitabında Selim Pusat olarak
kitabın içerisine derc etmiştir. Bizim neslimiz ve bizden önceki nesil hamasi şuuru Atsız Bey'den almıştır. Özellikle Bozkurtlar kitabı yüzlerce basılarak o günkü neslin, sonraki neslin elinde, evet, mütemadiyen okunan, zaten kitap da çok fazla değildi, başucu kitabı olmuştur. Onun Türk ülküsü kitabı ve özellikle Türk tarihinde meseleler, ince bir risalecik'tir o, ama Türk tarihçiliğine muhteşem metotlar ve bakış açıları getiren bir kitaptır. İncecik, yani bir 70-80 sayfa civarında bir kitaptır Türk tarihinde meseleler, ama muhteşem bir kitaptır. Atsız Bey'in tabii Osmanlı'ya bakışı, özellikle Ulu Hakan, Ulu Hakan ismi Atsız Bey'e aittir. Ulu Hakan veya Gök Sultan, onun da ifadelendirmesiyle Abdülhamit Han'ın. Evet, öyle birisiydi Atsız Bey. Evet, 75'te uçmağı vardı, hakta yürüdü. Mekanı cennet olsun, durağı cennet olsun. Cenab-ı Hak nebiler nebisine komşu kılsın onu. Bu milletin öyle güzel insanlara, bu milletin varlık mücadelesini, fikir ve düşünce hayatının mücadelesini yapan insanlara ihtiyacı var. El anda ihtiyacı var. Türk fikir hayatı ciddi manada, o manada bir inkırazı yaşıyor içinde bulunduğumuz zamanlarda. Atsız'ın eksikliğini hissediyor. Nurettin Topçu'nun eksikliğini hissediyor. Osman Yükselser'den geçtiğinin, evet, Mümtaz Turhanların Türk fikir hayatı ciddi manada eksikliğini hissediyor. Evet, böyle başlayalım. Yılmaz Bey kardeşim benim, evet, buradaki çok fazla, gerçi dikkatli bakınca benzetirsiniz dedi Yılmaz Bey, ama ne kadar dikkatli bakarsan da yani çok da fazla fare. Evet, bizim Kamil Çolak kardeşimizin, yani Osman Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi, bildiğiniz Kamil Çolak kardeşimin ağabeyisi. Kendisi böyle bir takdir. Amcaoğlu. Amcaoğlu. Ben düzelteyim onu. Amcaoğlu. Ama ağabeyisi diye biliyoruz. Yani şey öyle. Senin takdimin öyle abi. Yani sen öyle takdim edildin bize. Dolayısıyla tamam. Biz işin öbür taraflarını bilmeyiz. Yani bizi de çok ilgilendirmiyor. Şimdi dolayısıyla sen de o sıfata sahip ol abi. Yani öyle takdim edildin gıyabında. Abisi şimdi, gibi demiştik. He? Yok hayır. Öyle demediniz. Şimdi onun için ben aynı karından çıkma falan diye. Yani oradan hareketleydi o. Şimdi Yılmaz Bey ODTÜ sosyoloji mezunu, Orta Doğu sosyoloji mezunu. Daha sonra Bilkent'te siyaset bilimi doktorası yapar, yüksek lisansı yapar, doktorası yapar. O sırada Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisidir bunları yaparken. Sonrasında Kırıkkale'de yaşanan maceralardan sonra ayrılır. Bilkent'te doktorasını bitirir ve Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne siyaset bilimi öğretim üyesi olarak gider. Orada takriben neredeyse 10 yıl kadar Kıbrıs'ta, evet, ilim hayatında çabalarda bulunur, gayretlerde bulunur, çalışır. Geçtiğimiz günlerde, kısa bir zaman önce, takriben 2 ay önce Yılmaz Bey Türkiye'ye tekrar gelir ve Ankara'da, eskiden Antep'teydi, şimdi Gölbaşı'nda üniversite haline geldi. Polis Akademisi, bu polis idarecilerinin yetiştiği okul, şimdi üniversite hüviyetinde, statüsünde, Polis Akademisi'nde kamu yönetimi bölümünde öğretim üyeliği vazifesini derut etmeye başlar. El anda orada yeni bir Türkiye'li, 1,5 aylık bir Türkiye'li, kendisi Giresunlu, Yılmaz Çolak kardeşimle beraber, evet, dediğim gibi Türkiye'deki kimlik krizini, devletin kimlik krizini ve çeşitliliği konuşacağız. Önümüzdeki haftada yine önemli bir konu, bana göre çok önemli. Bu konunun üzerine biz epey konuştuk, bu konuları gündeme getirelim. Ama neyse, Türkiye'de bir takım meseleler çok fazla konuşulmuyor. Özakpınar'ın medeniyet teorisi üzerine diye. Evet, şimdi Mümtaz Turhan ekolu, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör ve saniyen de Yılmaz Özakpınar ile devam eder. Türk sosyolojisi, Ziya Gökalp, Ziyaettin Fahri Fındık, Mehmet İzzet, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, evet, bizim anladığımız manada bir sosyoloji, bu şekilde devam eder. Erol Güngör çok erken hakka yürüdü. Hocası da çok erken hakka yürümüştü Mümtaz Turhan. Ama Erol abi çok daha, 46 yaşında hakka yürüdü. Ama boyu kadar eserleri verdi ve bugün bu nesli ve bu milleti besliyor o eserleriyle. Onun yanında onun bir arkadaşı vardı yine, Fransa'da onun gibi yetişmiş. Hakikaten çok güçlü bir isim, Yılmaz Özakpınar. Ondan sonra Erol Bey'in hakka yürümesiyle bitiremediği, tamamlayamadığı iddialarını Yılmaz Bey üstlendi ve o Türk fikir hayatına takdim etmeye başladı. Özellikle bu medeniyet kültür ayrımında vesaire, o konularda kafa yoran birisi Yılmaz Özakpınar Bey, yakınlarda emekli oldu. Onun Medeniyet Teorisi isimli bir kitabı var. Özellikle o kitabı bizim bildiğiniz yine
bizim üniversitemizdeki Eğitim Bilimler Enstitüsü Müdürü de olan aynı zamanda kardeşimiz Selahattin Turan Bey o konuyu bizimle beraber konuşacak. Önümüzdeki haftaya yani Özakpınar'ın medeniyet teorisini konuşacağız. Yani epey düşündürecek bizi bu hafta olduğu gibi. Yani evet bu sefer epey güzel şeyler dinleyeceğiz. Hem bugün hem de önümüzdeki hafta. Şimdi Yılmaz Bey'i evet heyecanla dinlemeye kendimizi hazırlayalım. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Selam sağ olsunlar, var olsunlar. Lütfetti. Evet, zahmetler de geldi bize. Teşekkürler bu güzel sunuş için. Herkese iyi akşamlar. Sunuşun başlığı Türkiye'de devletin kimlik krizi ve çeşitlilik. Bu kitabımın başlığı. Yeni çıktı kitap. Mehmet Hoca ve Kamil Hoca ile konuşurken davet ettiklerinde ne konuşulabilir diye konuşurken dedik kitap var, kitabın üzerinden gidelim. Kitap günümüzde de değiniyor ama bir tarihsel perspektiften olayları ele alıyor. Onun üzerinden tartışalım, karşılıklı alışverişi yapalım. Ama herhalde ben bir sunuş yapacağım. Bir konuşma arkasında soru cevaplar. Karşılıklı olursa da daha güzel olur. Şimdi öncelikle kitabın başlığından, Türkiye Devleti'nin kendi krizi ve çeşitlilik. Aslında orijinal başlığı böyle değildi. Yayıncıların trikleri var satmak için kitabı. Benim önerim şey Türkiye'de devlet ve kültürel çeşitlilik. Yani içerik olarak da buna uygundu. Basıcı olan arkadaş şey dedi, bunu biraz albenisi olsun, çekici başlık olsun, hani kriz olsun. Hani neyi kriz, işte devletin kimi krizi, zaten onu anlatıyorsun, içeriğinde var. Böyle bir başlık koyalım dedik. Ben de olabilir dedim, olur dedim. Böyle bir şey oldu. Tabii öncelikle devletin kimliği olur mu? Madem bu başlık var, biraz ona değinelim. Modern devletin kimliği var adı üstünde, ulus devlet. Yani ulus devlet bir ulus tasavvuruna, bir millet tasavvuruna dayanıyor. O çerçevede bir ulusal kültür tarif ediyor. O çerçevede bir ulusal kimlik vaaz ediyor ve o çerçevede vatandaşlarını şekillendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla modern devletin herhangi bir devlet olsa bir kimliği vardır. Bu krizli nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman bu kimliğin vatandaşları nezdinde karşılığını bulamamaya başlaması olarak düşünebiliriz. Bu çerçevede çeşitlilik, aslında kültürel çeşitlilik, o devletin içindeki farklı grupların, eğilimlerin hitap edememesi, onları karşılayamaması ve bir çatışma ortaya çıkması. Bir ortada işte kimlik krizi, devletin kimlik krizi diye düşündük. Kitap doktora tezinin, benim doktora tezimden kısaca bahsedeyim. Doktora tezim tek parti dönemi devletin kültür anlayışı. 23-45 arası devletin nasıl bir kültür tanımladığı, nasıl siyaseten nasıl kurguladığı ve bu çerçevede vatandaşları nasıl şekillendirmeye çalıştığı tarzı bir çalışma. Bu kitap da daha çok günümüze yönelik, o doktora tezini baz alan, yani teorik anlamda onu baz alan bir çalışma ve günümüze kadar gelen süreci tarihsel olarak ele alan bir çalışma. Kitap 8 tane bölümden oluşuyor. Aslında 8 bağımsız makale. Ama bir şekilde birbiriyle ilişki içinde olan makaleler. İçinde yeni Osmanlıcılık söylemleri, tartışmaları var. Bunun siyasette algılanışı, nasıl kurgulandığı var. İslamcılık hareketi, onun evrimi var. Kürtçülük hareketi var. İslamcılığı tartışan biraz kadın konusu var. Medeniyet kavramı ve onun siyasi karşılığı var. Aslında biraz geniş yer pazar ve biraz da tehlikeli konular tabii bu konuda. Evet, biz tehlikeyi severiz değil mi? Hayır. Sevdik girdik işin içine ama bilmiyoruz ortaya ne çıktı. Biz de kök olarak seviyoruz. Şimdi önce niçin çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, bunun anlamı nedir? Biraz oradan girelim. Aslında Türk siyasetinin en önemli sorunlarından biri gittikçe daha görünür hale gelen kültür anlamında farklı grupların çeşitliliği, bunun içine neler girer? Din, etnik, cinsiyet,
mezhep farklılıklarının tamamını kapsayacak, çok geniş yelpazeye dayanan bir tarih. Bu yapının ulusal siyasette entegrasyonu sorunu. Şu anda Türk siyasetinin en önemli sorunu bu. Aslında bu Türk siyasetinde özgü bir sorun değil. Bütün Batı demokrasilerinin yaşadığı, son 20-30 yıldır yaşadığı bir sorun. Batı demokrasileri aslında ulus devletin bir sorunu. Şimdi Batı demokrasilerinin sorunu da derken, kısaca oradan bahsedeyim, sonra yavaşça Türkiye'ye gelelim. Batı'da son 200 yıllık sürece baktığımız zaman, milliyetçilik Fransız devriminden sonra hakimiyet kazanıyor ve yavaş yavaş kültür, devletin bir kültür tarifi ortaya çıkıyor ve vatandaşlarını belli bir kültür formatının içinde şekillendirme politikası 19. yüzyıl boyunca uygulanıyor. Batı gelişim anlamına baktığım zaman ilk önce haklar temelinde baktığım zaman sivil haklar gelişiyor. Daha sonra siyasal haklar ve ondan sonra 20. yüzyılın başında sosyal haklar ve 20. yüzyılın ikinci yarısında kültürel hak mefhumu ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Toplumda farklı etnik gruptan, farklı dinsel gruptan olan gruplar yavaş yavaş hak talep etmeye başlıyor devlette. Bu noktadaki talep devletin tek kültür anlayışıyla çatışmaya başlıyor. Bu tek kültür anlayışıyla çatışma noktasında bahsettiğimiz kriz ortaya çıkıyor ve kültürel haklar verilmeye yavaş yavaş başlanıyor. Batı'da son 20 yıldır küreselleşme süreçleriyle de örtüşen bir yapı. Nedir küreselleşme süreci? Küreselleşme ile ortaya çıkan iki akım var. Bir, yerelleşme. Yani yerelleşmeden kasıt farklı kültürel kimlik gruplarının devletten haklar talep etmesi, aşağıdan yukarı bir basınç oluşturması. Buna paralel bir de uluslararası örgütlerin kurulup yukarıdan ulus devlete bir baskı kurmaya başlaması. Dolayısıyla bu iki süre içinde kalan ulus devletin tanımladığı milliyet, vatandaşlık, ulusal egemenlik gibi klasik kavramlar sorgulanmaya başlanıyor. Bu sorgulanma sürecinde yeniden tarif etme ihtiyacı duyuyor. Batı'daki demokrasiler bunu çok kültürcül politikalarıyla aşmaya çalışıyorlar. Mesela Avrupa Birliği'nin uluslararası bir örgüt olarak baskısı neticesinde de ulus devletler işte Avrupa Birliği'nin üst bir kurum olarak kabul edip onun işte ulusal egemenin kavramını paylaşma yoluna gidiyor. Batı'daki bu dönüşüm aslında daha kolay oldu. Çünkü bunun bir nedeni var olan demokratik yapılar ve kurumlar bunu mümkün kılıyordu. Bu hak arayışlarını mümkün kılıyordu ve daha yumuşak bir geçiş oldu. Ama halen, şimdi şu anda mesela çok popüler, 11 Eylül'den sonra İslamofobiya, Müslümanlara yönelik çok ciddi bir dışlama süreci yaşanıyor. Bu aslında 30 yıldır yaşanan bu hak talebi sürecinin bir sonucudur. Özellikle uluslararası göçle birlikte Batı'ya Müslümanların göç etmesi, diğer zencilere yönelikler aynı şey söz konusu. Dışlama var ama mevcut siyasal yapıları açılımlar yapabildiği için entegre edebiliyor, tanıyabiliyor. Geçişler daha yumuşak oluyor ama sanki devam ediyor. Türkiye'de ne yaşandı? Türkiye'de aslında bu sürecin içinde. Ama Türkiye'de bu biraz daha sert hissedildi son 20 yıldır. Bunun da 20-30 yıldır. Bunun da nedenlerinden bir tanesi temel kültürel, temel demokratik kurumların ve değerlerin yerleşememiş olması. Bu sürecin daha sancılı geçmesine neden oluyor. Şu anda ikisini birden yaşıyor. Aslında ciddi bir şu anda kültürel hak talepleri var. İşte onlara değineceğiz, ineceğiz detaylarına. İşte İslamcı talepleri oldu, işte Türkçü talepleri var, Alevilerin talepleri var vesaire. Bu talepler öyle bir ortamda oldu ki sivil haklar tam olarak yerleşmemiş. Sivil haklarda ciddi sorun var. Siyasal sistem tam oturmamış, siyasal hakları insanlara tam verilmemiş. Sosyal haklar, ki sosyal devlet noslarını tam olarak oturmamış, o hale gelmeden bir anda kültürel hak talepleriyle karşılaşınca bu süreç daha sıkıntılı
geçmiyor. Daha sert ayrışmacı geçti Türkiye'de. Bu genel bir mukaddime gibi olsun. Burada bir nokta koyalım. Bu sürece bakarsak, hepimiz yaşadık. Bizden daha büyük olanlar 90'lı yıllarda en sert bir şekilde yaşandı Türkiye'de. Ve halen de yaşanıyor. Bu süreçte şu birçoğumuzun dikkatini çekmiştir. Su içiş biçiminde kılık kıyafete kadar, davranıştan, saçın nasıl taradığına bıyığına kadar her olgu siyasallaşmış durumda Türkiye'de. Soru bu. Türkiye'de hayatın her alanına ait unsurlar, dil, edebiyat, güzel sanatlar, yeme içme, kılık kıyafet, içki. Homo politikus. Her şey siyasallaşmış durumda. Ve siyasetin bir objesi, tartışılan bir durum. Bahsettiğim gibi ilk başta söyledim, hani çok sancılı geçiyor Türkiye'de. Soru, aslında kitabın da sorduğu soru bu. Aslında doktora tezimde de bunu sorduydum ben. Niçin böyle? Niçin bu süreç bu kadar sert? Ve niye bu kadar kültürcü temelde yürüyor? Çünkü kültür, bu tarz kültürcü temelde tartışma, hayat tarzlarını yaptığı zaman tartışmaya dışlamalar başlıyor. Çünkü merkezde bir hayat tarzı tanımlıyorsun, ona uymayan herkes dışlanıyor. Dışlama ne demek burada? Siyasal hareketlerinde bulunanlar dışlıyor. Yani sen devlet imkanlarından faydalanamıyorsun. Yani sıradan sivil haklarını kullanamıyorsun. Sıradan siyasal haklarını kullanamıyorsun. Sosyal haklarını kullanamıyorsun. Ona engel oluyor. Soru burada o. Yani niçin Türkiye'de hayatın her alanına ait unsurlar siyasallaşmış durumda? Ben baktığım zaman bu Türk modernleşmesinin ve genel olarak Türk modernleşmesi, Osmanlı Türk modernleşmesi ve özellikle de daha spesifik olarak Kemalist devrimin yapısından kaynaklandığını hesapladık ve oradan da Kemalist devrimin kültür anlayışının bunda temel rol oynadı. Ama tabi bu dediğimiz 1923 veya 1931'de patlayan ortaya çıkan bir yapı değil, bunun bir geçmişi var. Hocamız bahsetti. Yani aslında ondan daha öncesi var. Türk Hoca var yani. Türk Hoca'ndayız, 1911. Bunun daha eskisi var işte, Yusuf Akçıoğlu'nun üç tarzı siyaseti vardır. Yani onun daha öncesi vardır. Genç Osmanlılar vardır. Daha öncesi vardır, İkinci Mahmut vardır. İkinci Mahmut ne yaptı modernleşme anlamında? Kurumları değiştirdi, devletin kurumlarını değiştirdi. Ama bir şey daha yaptı, bu çok önemli bir şey. Yaptı Osmanlı işte Batı'nın bürokratik kurumlarını adapte ederken, dedi bu böyle olacak, bunun bir tavrı da olacak, bir kılık kıyafeti de olacak. Modernleşmeyi otomatik kılık kıyafeti, işte Fes'tir, İstanbul'undur, pantolondur, memura bir tarif yaptı. Bu kırılma noktasında, yani Türk modernliğinin, modernleşmesinin semboller üzerinden, kurumsal ve felsefi temellerden ziyade ağırlıklar semboller üzerinde ilk kurgulayan yapan kişi ikinci Mahmut'tur. Sonrasında bu gelmiştir ve bunun zirve noktası Kemalist devrimdir. Şimdi bu sorunun geldiğimiz nokta şudur. Tek Parti döneminin kültür formatı, kültür formülasyonu ve onun tanımladığı hayat tarzı günümüze kadar sirayet eden, etkileyen, halen etkileyen, etkileyecek de olan bir siyasal yapı oluşturmuştur. Bu yapının şu anki işleyişi itibariyle toplumdaki birçok gruplar hayat tarzları olarak, yaşam tarzı, biçim olarak dışlanma ya da merkeze entegre olma süreçlerini yaşamaktadır. Nedir bu kültür anlayışı? Tek Parti döneminde. İlk bölümde o tartışılıyor. Girişte aslında biraz da şey vardı, işte bu küreselleşme süreçleri, onun etkisi, kültürel, niçin kültürel çeşitlilik diye bir soru var. Aslında bir onu söyleyeyim, tekrar bu Tek Parti dönemine döneriz. Niçin kültürel çeşitlilik? Bunu cevaplamadım. Türkiye'de bu 90'ların başından itibaren tartışılmaya başlandı. Kültürel farklılıkların siyasete entegrasyonu. Bilirsiniz bu işte
yükselen İslamcılık ve Kürtçü hareketle Özal'la dillendirildi. Daha sonra 91'de Süleyman Demirel'le Kürt realitesini tanıyoruz dendi. Ondan sonra anayasal vatandaşlık diye bir şey atıldı ortaya. O çerçevede tanımlandı. Anayasal vatandaşlıktan kasıt devletin aslında kabaca bir kimliğinin olmaması, siyasal bir aidiyet tanımlaması ve bütün farklılıkların kendini ifade edebileceği alan bulması. Buydu anayasal vatandaşlığın tarafı. Ama tartışmalar daha çok hep kültürel farklılık üzerinden yürüdü. Çeşitlilik daha genel bir kavram. Kültürel çeşitlilik. Burada da kitapta da tarif ettim onu detaylı bir şekilde. Dil, din, etnik, mezhep, cinsiyet, dil, yaş, temeller üzerinden yapılan toplumda bütün çeşitli grupları tarif eder. Çünkü farklılık ise hakim olandan farklılığı ifade eder ağırlıklı olarak. Cultural difference diyorlar işte İngilizler. Hakim bir kültür var, bir yapı var. Ondan bütün farklı olan gruplar işte farklı gruplar. Ama çeşitlilik daha geniş bir şemsiye. Batı'da 1990'ların başından itibaren özellikle ilk Amerika'da iş aleminde tarif edilmeye başlandı. Sonra yavaş yavaş siyasal olarak çeşitli grupların varlığı ön plana çıkardı. Daha sonra UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletler'in fonlarına girdi. İşte kültürel çeşitliliğe saygı, evrensel bildirgesi falan yayınlandı. Şimdilerde tüm bu çeşitli grupları siyasal olarak tarif etmede ağırlıklı olarak bu diversity kavramı, kültürel, cultural diversity diyorlar işte, kültürel çeşitlilik kavramı kullanılıyor. Ben de bunu tercih ettim. Şimdi bu çeşitlilik 1920'lerde, 30'larda neydi? Nasıl bir kültür formülasyonu yapıldı? Aslında hepimiz biliyoruz 1910'larda İkinci Meşrutiyet döneminde birçok tez vardı. Modernleşme teziydi. Bunlar çarpışıyorlardı. Nedir bunlar dediğimiz? İşte Türkçülük bunlardan biriydi. Osmanlıcılık, İslamcılık, Garpçılık, hakim olarak dört eğilimdi. Ve bu dört eğiliminde farklı farklı modernleşme projeleri vardı. Hepsi aslında bir modernleşme projesiydi. Yani onun dışında bir şeydi. İslamcılık da böyle bir şeydi. Yeni bir modern toplum, yeni bir modern insan, siyasi yapı, bürokrasi oluşturma projesi İslamcılıkta. Yani çok zıtlıymış gibi diyor. Tamamen modern bir ideolojidir. Türkçülüğün projesini biliyoruz. Osmanlı Devleti'ni Türklük temelinde yeniden tarif edip Türk ulusunu güçlendirip ortaya çıkarıp yaşatma. Hatta panturanizm, pantürkçülükte bütün Türkleri bir Osmanlı altında toplayalım projesiydi. Osmanlıcılığı biliyoruz. Detaylara inmeyeyim burada. Bunlar çarpışan projelerdi. 1923'e geldiğimiz zaman aslında bu projelerin hiçbiri hakim değildi. 1923 ikinci meclis tarihle ilgilenen bilirler. İkinci mecliste iki ana akım vardı. Bir muhafazakar liberaller. İki radikal, daha reformistler. Muhafazakar liberaller modernleşme anlayışı, devlet yeniden şekillen artık Osmanlı olmasa da yeni bir devlet kurulacak. Model olarak daha fazla Anglo-Sakson modelini örnek alıp ılımlı bir geçiş, yavaş yavaş bir geçişle modern toplum devlet oluşturalım. Radikal reformcular Jacobin geleneği izleyerek radikal bir şekilde yeni bir toplum yaratalım formasyonunda. Ve onların projesi olarak ikinci meşrutiyet döneminin batıcılarının formasyonudur. Oradaki formasyonda neydi? Yeni bir toplum, yeni bir kültür, yeni bir insan yaratma artık. Bu çünkü bu arkaik geri değerlerinden kurtulup batılı, her şeyle batılı bir toplum yaratalım projesiydi. Çarpışan ikiye düşmüştü aslında Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman. Onlardan birisi hakim oldu. Hakim olan akım Mustafa Kemal'in liderliğinde ortaya çıktı.
projelerini 1924-23'ten itibaren uygulamaya kondu. Cumhuriyet'in ilanıdır. Sonuçta bütün süreci biliyoruz. Neydi bu projenin özü? Aslında bu proje ilk defa dediğim gibi 1911'de, 12'de Kılıçsade Hakkı. Pek uyanık bir uyku. Diğer kimdi o? Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet. Onların formülasyonuydu. Hatta Kılıçsade Hakkı'nın mektubu vardır. Orada anlatır uzun uzun dil devriminden bahseder. Kılık kıyafetin değişmesinden bahseder 1911'de. Detaylı bir şekilde de anlatır. Onun nasıl olacağını anlatır. Bunu uygulamaya koymuşlar. Ve uygulanırken de şöyle bir meşruiyet temelinden değişti. Medeniyet temelinden. Medeniyet tektir. Batı medeniyetidir. Biz de onun dairesine geçmemiz lazım. Bütün o 24, 25, 26'da bu reformanın tamamı o şekilde yapıldı. Ve bunu yaparken şu dendi. Biz niye geri kaldık? Gelenek yüzünden, var olan dinsel yapı yüzünden, var olan toplumsal nizam yüzünden bizim bunu tamamen dönüştürmemiz lazım. Batı medeniyetinin parçası olabilmek için. Yani 1925'te Atatürk'ün işte harf inkılabını söylerken dedi, tepeden tırnağa modernleşme, medenileşme der. Yani biz baktığın zaman tamam medeni, batılı bir insan olacak Türkler. Proje bu. Bunu yapmaya çalışıyor. Yaparken de hatta ilk çıkmıştır dedim hatta o dil inkılabından sonra kamuya açık iç şişmiştir. Bakın batılı, modern insan, medeni insan böyle yapar diye. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni bir hayat kurmaya çalışıldı. Tamam bütün kurumlar oluşturulmaya çalışıldı. Modern medeni kurumlar işte anayasa, ulus devlet nosyonu ve milliyetçi nosyonu çerçevesinde yeniden yazıldı. İşte bahsettiğimiz inkılaplar yapıldı. Birçoğu zaten 19. yüzyılda kurulmuştu modern kurumlar. Onlar yeniden tarif edildi. Ve reformlar yeni bir hayat, yeni bir insan, batılı, medeni, Türk yaratmalı. Bunu 30'a kadar da, 1930'a kadar bu tamamen medeniyet kavramıyla meşrulaştırıldı. Bu sırada Ziya Gökalp'lerin ve diğer Türklerin, Türk Ocağı, hadi Türk Ocağı'ndayız biraz oradan gidelim. Türk Ocağı ve ekibinin söylediği medeniyet kültür ayrımı çerçevesinin dışında bir modeldi. Hatta medeniyet kültür ayrımı o zaman çok dillendirilmesi de reddedilen bir şeydi. Çünkü orada medeniyet kültür ayrımında medeniyet dışarıdan bir yapıdır. Teknolojidir, bilimdir, idare sistemidir. Kültür boyutu Hars boyutu yereldir. Ama o yerelliği de yine şeydir, Batı'nın o sözcüğünden geçmiş bir yerelliktir. Yine o Türkçülerin, Ziya Gökalp'in de, Ziya Türkçülerin de yerelliği, yani geleneklerin olduğu gibi yaşatılması değildir. Yine o genel geleneklerin o modern medeniyet altında kendi süzgeçten geçerek modern millet formatını tarifiydi. Bunun dışına çıkılan bir projeydi, uygulama. Tek medeniyeti vardı, herkes onun bir parçası olacaktı ve bütün hayat bu medeniyetin ilkeleri çerçevesinde yeniden dizayn edilecekti. Bu yapıldı. 30'da bildiğimiz meşhur kriz oldu. Bir serbest fırka tecrübesi oldu ve 31'de o politikanın insanlar tarafından benimsenmediği ve 31'den itibaren yeni bir safhaya geçelim dendi. Hepimizin malumu olan 31'deki CHP'nin 3. kongresinde Kemalizm benimsendi. Altı prensip benimsendi ve uygulamaya koyuldu. Onu da uygulamaya koyarken kültür kavramı da uygulanmaya başlandı. Ve dendi ki kültür ve medeniyet ayrı değildir. Sonraki bana dönemki söylemine ve uygulamaya da koydu. Kültür dediğin büyük bir kültürdür, medeniyetin eşidir. Yani kültürle ve medeniyetle kastedilen üst bir hayat tarzıdır. Batılı, medeni bir hayat tarzıdır. Ve onun her unsuru arkayı geri
geleneksel olanlar ona adapte olmak zorundadır. Gelişip modern olabilmek için. Başka da yolu yoktur. Proje bu. Uygulama da bu. Bahsettiğimiz o Türkçülüğün Türk, zaten Türk Hoca 1931'de biliyorsunuz kapatıldı. Halk kendileri oldu. Tek parti formülasyonu devlette parti içe geçirildi. Ve artık o tek kültür anlayışı, tek medeniyet anlayışı, o çerçevede tanımlanan hayat tarzı halk evlerinin o 9 tane kolu vardır. O kollarla işte nasıl dans edeceksin, nasıl yemek yiyeceksin, nasıl öksüreceksin, nasıl tıktıracaksın falan gibi. Yani biraz şey yapıyorum, biraz ediyorum ama ya bu derece detaycıydı. Ve bu süreçte, bu kültür anlayışında hayatın her alanına ait her unsur siyasallaştı. Siyaseten devletle bir ilişki içine var olabilmen için o hayat tarzının unsurlarını benimsemek, içselleştirmek durumundaydı. Dolayısıyla vasıtlen kültür anlayışı dışlayıcıydı. Eğer sen o kültüre uymazsan, içselleştirmezsen, onun vaaz ettiği bütün unsurları kabul etmezsen dışlanıyordu. Ama dışlama vatandaşlıktan çıkarılma değil, devlet imkanlarından faydalanıyordu. Onun dışında kalıyordu. Ulus'taki caddeye gelemiyordun vesaire köylü kıyafetinle mesela. Eğitim alamıyordun. Eğer farklı bir dilini vurguluyorsan, farklı etnik aidiyetini vurguluyorsan, farklı mezhep unsurunu vurguluyorsan, farklı bir kıyafetle gidiyorsan eğitim alamıyordun mesela. Yeni bir hayat, tanımlanan hayat tarzı kültürün komple tarif ettiği hayat tarzıydı ve dışlayıcıydı. Ama aynı zamanda kapsayıcıydı da. Kapsayıcı olması şu, asimilasyonist dediğimiz, asimiliydi yani. Herkesi de açıktı. İsteyen onun bir parçası olabilir. Sen farklı etnik gruptan geliyorsun diye dışlanmazdın. Sen farklı dini bir şeyden geliyorsun diye dışlanmazdın. Onun yolları ne değildi? Aslında olabilirdi. Mesela Alman milliyetçilik anlayışında Alman etnik grubundan değilsen kolay kolay Alman olamazsın. Mesela Alman modelinin tamamı zıttır ama Fransa'da öyle değildir. Zenci de olsan Fransız olabilirsin. Asimilasyonist. Ama o Fransızlığın 19. yüzyıl için konuşuyoruz. Tabii şu an 20. yüzyılın Fransız dinleri biraz daha farklıdır. Ama farklı bir reddedersen o hayat tarzını, o kimliği, merkezin vaziyetini, devletin imkanlarından faydalanamazsın. Dışarıda tutulursun. Bu anlamda tek parti döneminin kültür anlayışı, dışlayıcı, aynı zamanda asimilasyonist. Dışlayıcı olması, bunun sonucunda vaziyetin hayat tarzını benimsemeyen bütün gruplar ne olursa olsun dışlanıyor dedi. Oturulan temel bu, hani o bahsettiğim ya demin ilk baştaki soru. Niçin hayatın her alanına ait unsurlar siyasallaşıyor ve siyasetin bir malzemesi haline geliyor dediğimiz anda cevabı burada bulabiliyoruz. Resmi ideolojide bulabiliyoruz. Resmi ideolojinin dayandığı üç ayak var. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik. Diğer üç şeyleri saymıyorum. Onlar biraz daha işte popülizmde biraz sınıf kavramı dışlanır, sınıf farklılıkları yoktur der ama asıl üçüdür. Ve 1923'ten itibaren üçüdür. Cumhuriyetçilik, Fransa'nın ilk Jacobin cumhuriyetini kurduğu zaman Ancien Régime tanır. Geçmiş bizim krallığı reddeder. Yeni bir hayat getirdik biz derler. Sadece halk idaresi getirmemiştir Fransız devrimi. Aynı zamanda yeni bir hayat biçiminde sunmuştur. Ve cumhuriyetçilik öyle bir şeydir. Laiklikle tarif edilen, geleneksel olanın, dini olanın dışında bir hayatı vurgulayan. Ve bu anlamda dini tamamen reddeden değil, temelist laiklik. Hatta devletin dini de vardır. 1923'ten itibaren vardır. Ve devletin mezhebi de vardır bu ülkede. Ama oradaki amaç kontroldür. İstersen kısaca ondan da değineyim. Şimdi biraz detay gibi oluyor ama aslında hepsi aynı yere çıkıyor. O kültür formülasyonunun nasıl yapıldığını anlayabilmek için gerekiyor. Mesela
Türk laikliği, Kemalist laikliği, Fransız laisizminden adaptasyondur. Ama ondan da farklıdır. Anglo-Sakson sekülerizminden tamamen ayrıdır. Anglo-Sakson sekülerizminde din devlet tamamen farklıdır. Secular dediğin din dışı demektir. Devlet dinin tamamen dışında kurgulanır. Laik, ruhban sınıfından olmayanların siyaseti ve aynı zamanda din alanında kontrol etmesidir. Şeyde, Fransız laikliğinde devlet din ayrılır. Devlet adamları dinin alanını kontrol ederler. O kontrolle de kilise de aslında yaptı. Kiliseyi kontrol eder. Kilise fazla devletin içine girmesin. Hareket alan ama ruhaniyetine karışmaz yani. İşin ilahiyatına girmez. Onun sosyal, siyasal, ekonomik alanını kontrol eder. Bizim laiklik dini devletin içine alır. Diyanet İşleri Başkanı budur. Din devletin parçasıdır. Din devlet ayrı değildir. Dini devletin içine alarak dini kontrol etme. Türk'le ilgili. İşte bu kontrol etme, medenileştirme sürecidir. Dine ait olan her şeyi medenileştirme, dönüştürme gayretidir. Bilirsin 1923'te, 27-28'de projeler vardır. İşte nasıl bu dini medeni bir din haline getiririz diye. Çünkü çok kolay kontrol edemiyor, kurum yok. Kiliseyi kontrol edemezsin, kurum. İslam'da ne konu? Şey, İslamlık vardı, kapattın ne olacak? Başı boşlukta, tamam tekkeler de kapattın, yer altına indi. Kontrol edilemeyeceğin şeyi dönüştürmeye, modernleştirmeye, medenileştirmeye çalışırlar. Projeler vardır, hatta Türkçe ibadet, 1931-32'de. Türkçe ezan, Türkçe ibadet bunun bir parçasıdır. 32'de artık patlar. Çok fazla şey var. Hatta en büyük ayaklama Bursa'dan geliyor. Bunun sonucunda vazgeçilir o politikada. Ve denir ki hatta o dönem metinler, doktora tezini zaten okudum. Ya bırakalım kendilerine, zaten bunlar yok olup gidecek. Biz bu politikayı uygularsak 5-10 yıla öyle bir şey kalmaz. O yüzden çok fazla işin içine girmeyelim. İlahiyatlar böyle kontrol edip dursun. Çok fazla da bulaştırmayalım. Denir. Aslında medeni bir din yaratma politikası vardır. Ve bunu biz 1960 darbesinde de gördük. 60 darbesi sonrasında yine o medeni dini oluşturalım. Kontrolden çıktı. Denir. 1971'de de vardır. 1980'de de vardır. 28 Şubat sürecinde de vardır. Kontrolden çıkan, yani devletin istediği o tanımın dışına çıkan şeyi kontrol edip tekrar medenileştirme, medeni bir din yaratma uğraşı vardır. Diğer ayak milliyetçilik, Kemalist milliyetçilik. Kemalist milliyetçilik yine Fransız milliyetçiliğine yakındır, tarif olarak. Alman milliyetçiliğinin dışındadır, yine kapsayıcıdır. Bahsettiğimiz o kültür formülasyonunu vaaz eden milliyetçiliktir. Bütün etnik grupları kapsar. Hatta kabaca şöyle diyelim, ortada yazdım. Osmanlı medeniyet sistemini Kemalizm alır. Önüne koyar, Müslüman milletin karşısına Türk milleti yazılır. Diğer milletlerde azınlık olarak kaydedilir. Hiçbir değişiklik yoktur. Olduğu gibi adaptasyon. Ve onları o Türk milleti içinde eritmeye, bütün farklılıkları eritmeye. Farklıyım diyeni o varlıkta söz hakkı vermeme politikası. Bu üç ayaktır aslında. Bu üç ayağa en ciddi meydan okuma 1980'li yıllarda oldu. Şimdi patlayı atladık. Aslında 1950'lerde de vardır. 60'larda, 70'lerde de vardır. Ama 80'den sonra ortaya çıkan özellikle İslamcı ve Türkçü hareket kadar sert bir karşı meydan okuma olmadı. Olanlar daha sağ siyaset içinden veya sol siyaset, siyasi partiler içinden bir meydan okumalar vardı. Tabii bu 80'li yıllarda Türkiye'de olan şey bütün dünyada oluyor. Kimlik siyaseti her yerde hakim olmaya başladı. Çünkü sağ-sol siyasetin içi boşaldı. Daha önceden sağ ve sol siyasetle sisteme entegre olabilen farklı, çeşitli gruplar artık olamamaya başladı. Çünkü sağ-sol diye bir mekanizma özellikle 80'lerin sonunda ortadan kapkozondu. Ne oldu? Siyaset yapanlar ağırlıklı olarak veya merkeze sahip olanlar kimlikler üzerinden siyaset yapmaya başladı. Ve onlar toplumda geniş taban bulmaya başladı. Bu noktada
kitabın alt başlığı olan Yeni İslamcı, Yeni Osmanlıcı, İslamcı ve Türkçü meydan okumalar. Kitabın için Alevi meydan okumasını da sayabiliriz. Kadın da sayabiliriz çünkü feminist hareket de Kemalizm'in yerleşik cinsiyet tarifini derinden sarsmıştır. Kitapta üçüne değinilmekte. Zaten her birinin üzerine külliyat vardır. Hem Türkçe yazımda hem İngilizce, Almancasında da vardır, Fransızca da vardır. İşte farklı yerlere ben deminden beri anlattığım o çerçeve içinde değinmeye başladım. Yeni Osmanlıca hareket, istersen çok kısa kısa değineyim, daha sonra soracaklar, sohbette biraz daha açarız. Nedir bu Yeni Osmanlıca şey, hareket? Aslında 80'lerle birlikte, Özal dönemiyle birlikte. İlk ortaya çıkışı, geçmişin keşfi. Şimdi 80'lerde olan şey, Türkiye'de değil, Batı'da da, bu postmodern eleştirilerle birlikte, herkes bir anda yeni geçmişler aramaya başladı. Çünkü postmodern eleştiriler ne yaptı? Soldan gelen postyapısalcı eleştiriler. Ulus devletin hakim anlayışlarını sorgulamaya başladı. Yani tek bir kimlik, tek bir kültür, tek bir millet nosyonunu sorgulamaya başlayınca o zaman farklı farklı geçmişler olabilir. Yani, bu arayışlardan biri de özellikle sağ siyaset içinde 1950'lerden beri Osmanlı'ya yönelik bir arayış var. Osmanlı'yı yavaş yavaş meşrulaştırma var. Hatta ilk İstanbul'un 500. yılı kutlamaları ona kadar gelmeden önce de şey var, La Türkiye Kemalist'te de bir Fransızca dergi çıkıyor, 30'larda çıkmaya başlıyor. Bu Türk Devleti'nin prestij dergisi. Orada, demin de beri bahsettiğim bu kültür anlayışı Batı'yı anlatılır. Mesela orada resimler vardır, böyle güzel sarışın Türk çocukları, sarışın mümkün değil, Batı'daki magazinlerden almış, sarışın gürbüz Türk çocukları koyuverdiler. İşte tıraşlı erkekler ve güzel giyinme hanımlarla yan yana çalışırlar, dans ederler falan. Batı'ya böyle figür, ha bak medeniyiz biz. Onu vurgulayan bir dergidir. Bu derginin 1950-51'den itibaren çıkmaya başlayan sayılarında ilk sayısıydı herhalde. Orada gördüm Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da o kapıda ilgili o meşhur portre vardır. Mesela o kapakta. Demokrat Parti dönemiyle birlikte aslında Osmanlı'yı biraz yavaş yavaş gündeme taşıma meşhurlar. Çünkü 23-50 arası unutulmuştur, bahsedilmez. Hatta Türk tarihi içinde kara bir dönemdir o dönem. Yani atlanır üzerinden. Çünkü Türk milletinin yükselişini durdurmuştur Osmanlı. Hatta Osmanlılar da İslam dönemi durdurmuştur. Yani 9. yüzyıla kadar gelir yani. Karartmış, geriye getirmiş, iyice arkaikleştirmiş, dönem olarak vurgulanır. Bu 50'den itibaren kırılır yavaş yavaş. 60'da, 70'lerde o dönemi yaşayanlar bilir. Osmanlı yönelik bir arayış vardır, yavaş yavaş yer alır kamuoyunda. Ama ilk ciddi anlamda hayat tarzı olarak Osmanlı var, bizim geçmişimiz ve bunun siyasi yansıması kültürel çeşitliliğimizin kaynağı Osmanlı'dır denmeye başladığı dönem 1980'lerdir. Özal dönemidir. Özal döneminin sonlarıdır. Cumhurbaşkanıyken artık iyice yeni Osmanlıcı politikalardan bahsedilir. Biraz dış siyasetlerde bir durum. Ama içe yönelik olarak şudur. Biz bu kültürel talepleri nasıl çözeceğiz diye sorduğu zaman ya ecdadımız bunu yapmış demeye başladı bu sağ siyaset temsilcileri. Ecdadım nasıl yapıyor? Bak işte koskoca işte 900 yıl yaşamış, bütün farklılıklara tolerans göstermiş, onlarla birlikte yaşamış. Bu ayı yemiş o zaman biz bunu yapabiliriz. Özellikle bu Kürt ayrılıkçı hareketine cevap olarak daha fazla vurgulandı. Yeni Osmanlıcı'nın iki tartışma boyutu var. Bir bu bahsettiğim işteki farklılıkları meşrulaştırma ve onları siyasete entegre etme aracı olarak, bak biz geçmişimizde bunu yapmışız ve bizim şu anki içerideki bu farklı talepler geçmişlerde vardı. Bu yine olabilir diyen, ikincisi dış politika tarafı Yeni Osmanlıca. Artık biliyorsun Soğuk Savaş'ın bittiği dönem işte Türkiye'nin önündeki
kapıların açıldığı dönemde Türk yüzyılı dedi Özal'ın işte Türkçe konuşulan halklar bilmem Balkanlarda adetin için sebebine kadar ve ondan da öte Balkanlardaki Osmanlı'nın keşfi, Kafkasya, Orta Doğu dış politikaya yönelik bir formülasyonda var. Hala o etki zaten. Nedir burada bu meydan okumanın sonucu? Şey anlamıyla bir, o yeni tarif edilen kültür anlayışının geçmişinin Osmanlı'dan koparılan bir geçmiştir. Aslında öyle olmadığı, bir devamlılık olduğu, Osmanlı'nın bütün cumhuriyete temel oluşturan bütün kurumların Osmanlı'da oluşturulduğu, devlet felsefesi anlamında bir devamlılık olduğu, hayat tarzı anlamında bir devamlılık olduğu, bu devamlılık vurgusu. Ha, bizim geçmişimiz Osmanlı. Bu otomatikmen resmi söylemin kültür anlayışına ciddi bir meydan okuma. İkinci noktası farklılıklar. Bu farklılıklar bize Osmanlı'nın mirası. Aslında bizim millet daha geniş tarif edilmeli. Böyle kapsayıcı etnik veya sığ bir kültür, tek kültür temelinde tarif edilemez. Farklılıklar var. Bu da anlamda çok ciddi bir meydan okumadır ve halen etkisi vardır. Ve şu anda iktidarın millet tarifine bakarsak tamamen bu yeni Osmanlıcı millet tarifidir. İçeridekiler zaten bizim millet böyle. Yani Kürtlere yönelik, Çerkezlere yönelik, Alevilere yönelik tarif ederken bizim millet. Kuzey Irak Kürtlerini tarif eder mi? Akrabalar. Kimin akrabası? İşte bizim akrabalar, aynı millet. Suriye Araplarını tarif ederken aynı şekilde. Kafkas, Kosova'yı, Boşnakları, Arnavutları tarif ederken aynı şekilde. Akraba. O zaman biz bir milletiz. Bu milletin tarifi ve tanımı artık genişliyor. Siz anlamda Türkiye sınırları içinde yaşayan, işte şu özellikteki insanlarla oluşan bir topluluk değil millet. Daha genişler. Tarif yavaş yavaş resmi söyleme giriyor. İkincisi İslamcı meydan okuma. En sertlerinden biri ama yumuşak olanlarından biri ve resmi söylemi ciddi anlamda dönüştüren hareket. 1970'lerde başlıyor hepimizin bildiği süreçler. 80'lerde belli bilmek üzere ve 90'lı yılların ortalarında siyasette en etkin aktör haline geliyor. 95 seçimlerinde birinci parti çıkıyor, Refah Partisi. Bu geleneğin taşıyıcısı olur. İslamcı söylem tamamen karşı hegemonyacı bir söylem. Yani şudur, Kemalist söylem zıttını üretmiştir. Ne diyordu Kemalist söylem? Bizim Türk kültürüdür, medeniyedir, laiktir, tarif eder. Onun dışındakiler dışlanır. Bu da tam zıttı olarak bunlar tamamen Georgia'dır. Türk kültürü, Türk milletinin tarifi din temelinde tarif edilmelidir. Devlet bu anlamda yeniden şekillenmelidir tarzı söylemde. Yani tam karşı hegemonyacı bu söylemle, çatışan söylemle ortaya çıkıyor. Bu çatışma 90'lı yıllara damgasını vurdu. 2002'ye kadar da sonuçta bildiğimiz gibi çıkış, Şubat sürecinin sonunda yaşananlar ve İslamcı söylemdeki çok ciddi bir dönüşüm, İslamcı söylemin kendisinin dönüşmesi ve 2002'den itibaren sistemi dönüştürmesi. Bahsettiğimiz kültür anlayışını dönüştürmeye başlaması. Aslında İslamcılar 90'ların sonundan itibaren laikleşmeye başlıyor. Mesela kitapta bir bölüm halinde anlattım. Başörtüsü konusu. Başörtüsü konusu 90'ların sonuna kadar inanç meselesi olarak vurgulanırdı. İslam'ın gereğiydi. Herkes yapacaktı. Böyle vurgulanırdı. Faziletle birlikte ve birçok İslamcı aydın da, yani Refah'ın ve Fazilet'in içinde olmayan İslamcı aydınlar da 90'ların sonundan itibaren, 21. yüzyılın başından itibaren, şunu söylemeye çalıştılar. Bu bir insan hakkıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin bir parçasıdır. Bu sekülerleşmedir. Yani bir kültürel talep
siyasal kavramlarla, siyasal liberal kavramlarla ifade edilmeye başlandı. Dini kavramlarla değil. İşte bu sekülerleşme hemen hemen her alanına İslamcılığın sirayet etti ve merkeze taşındı. Merkez siyasetçi olarak geldi. Hem kendisi dönüştü hem ciddi ölçüde sistemi dönüştürüyor. Dönüştürüyor diyorum, süreç çünkü. Devam eden bir süreç. Kürtçü meydan okuma ikinci en sert karşı duruş. Resmi bizim bir, aslında bu anlattıklarım sürekli konuşulan bilinen şeyle. Sabahtan akşama televizyonlarda konuşuluyor. Yani yeni bir şey söylemiyoruz. Bütün bir şey. Şey olarak, ama bir, ben bir bütünlük olduğunu düşünüyorum. Belli bir teorik çerçeveden de gidince daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Kürtçü meydan okuma aynı şekilde karşıya gömülecek milliyetçi bir hareket. Karşı milliyetçi bir hareket. Bakarsak Kürt milliyetçiliğine etnik temelde tarif eder. Hatta ben bir incelediğim zaman diyorum, bir örnekle izah edeyim. Şöyle der. Biz burada kadim halkız. Biz buranın asıl, bu ülkenin asıl elemanı biziz. Dışarıdan geldi, barbarlar geldi dışarıdan. Mesela Kemal Sönen'de de bu vardır, barbarlardır yani. Barbarlar geldi, istila ettiler. Yani geçmiş önünde, 2000 yıla dönüyor, 3000 yıla dönüyor, 1000 yıl öncesine dönüp barbarlar geldi, istila ettiler. Bizim vatanımızı bizden aldılar. Biz buranın yerlisiyiz. Aryan, Aryan ırk biziz. Yani, biliyorsunuz Kemalizm tarih tezinin temelidir. Sonradan vazgeçildi ama olsun, 1931'de işte tarih kongresine itibaren bir tarafını kullandı. Birinci Türk tarih tezi der yani. Türk milleti Aryan ırka mensuptur. Bu anlamda Batı'nın bir parçasıdır. Batı medeniyetinin bir parçasıdır. Der. Kürt milliyetçiliği der ki asıl Aryan ırk biziz. Hint-Avrupa şeyinden. Barbarlar geldi, bizim hem ülkemizi aldılar hem de söylemleriyle işte gelip bize baskı kuruyorlar, siyasi olarak da domine ediyorlar, asimile etmeye çalışıyorlar. Hatta bu süreçte şeydir, Kangal köpeğinin Türk mü, Kürt kökenli olduğu da tartışılır özümüzün. Dil meselesidir, yani dilini koruma hakkı vurguları. Yani tamamen Kemal Simliyetçi'nin antitezi. Bütün söylemler aynı. Aynı toplum vizyonu, İslamcılarda da aynı şeydi. Kemalizm toplum vizyonu, daha dışa kapalı bir toplum vizyonu. Kürtçülerde de aynı şekilde öyle bir toplum vizyonu. Hepimizin bildiği gibi, özellikle bu şu anki iktidar dönemiyle başlayan süreçte Kürtlere yönelik ciddi açılımlar olmaya başladı. Devlet resmi söylemde de bunu aşarak işte yani devlet televizyonu kurdu. Şu anda Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonu. Bunu 3-4 yıl önce düşünemezdik bile. Çünkü 2004 yılında W'da bir gazeteci şey yazdı diye, neydi onun ismini unutuyorum ben. W harfini kullanarak. Şu Bahar Festivali'nin ismi neydi? Nevroz. Nevroz yazdı diye. Nevroz W'da yazdı. Mahkeme hapse atıldı da sonra bir şey oldu, oldu. 4-5 yıl önce bu dava halen de açılıyor. İşte artık bu devlet televizyonu var, Türkçe yayın yapıyor. İnanılmaz bir değişim. Bu anlamda resim söylenir bir dönüşüm var ama halen Türk milliyetçiliğinde bu yok. Çok sert. Kitaplığımı anlatıyorum. Dışlayıcı, şiddeti öven bir söylemi var. Ama bunun toplumsal karşılığı var. Var ki görüyoruz yani. Ciddi bir oy oranı var. %6-7. Oranı bulduğumuz zaman da ciddi bir oran. İşte bu son eylemleri gördük. Ama artık toplumdaki değişmeyle birlikte, biraz modernleşmeyle birlikte, alttan gelen modernleşmeyle birlikte o söylem yavaş yavaş zeminini kaybediyor gibi. Fakat halen Kürtçü milliyetçilik, Kürtçü siyaset merkeze entegre olmada, siyasete entegre olmada başarısız. Şunu diyeceğiz en son itibariyle, kültürel çeşitlilik
bütün metinlerde var. Toplumların gelişimi daha iyi bir toplumsal, siyasal düzen kurulması için çok önemlidir. Desteklenmesi lazımdır. Söyleme hareketim şu anda demokratik ülkelerde, modern ülkelerde. Peki, Fatih Sultan Mehmet aynı mantıkla İstanbul'u çok çeşitlendirmeye çalışmış her yerden hani insanlar yatıp yerleştirmiş hani canlı olsun diye bunun mantığı var. Amerikan'ın yaptığı da çok farklı değil. Sonuçta bu şu anda hakim bir görüş. Türkiye'de devlet söyleminde de bu dönüş, buna yönelik bir değişim ve dönüşüm sürecini görüyoruz. Farklılıkları tanımlayan, kucaklamaya çalışan, resmi söylemde yer eden. Mesela geçen sene Cem canlı olarak yayınlandı. Ayın televizyonda çıktı. Hatta baharda ya çok da geç değil mi? İşte bilmiyorum müzik programlarını takip ediyorsan işte Alevi kültürünün önemi, Türk kültürü için yeridir. Mesela artık bunlar tartışılıyor. Bunlar adı alınmazdı. İşte Türkçe televizyonlar, Arapça televizyonlar, arabada alınmazlar. Partileri resmi söylemde çok kötü olarak alınmazlar. Resmi söylemde böyle bir dönüşüm var. Buna paralel en ciddi rakip olan İslamcılıkta da yani şunu söylemiyorum. Bir demokratik bir rejimin yerleşebilmesi için resmi söylemin dönüşmesi çok önemlidir. Yani kültürel farklılıkları tanımlaması, demokratik kurumları oluşturması, değerleri yerleştirmesi çok önemlidir. Ama yalnız başına yeterli değildir. Ona karşı olan grupların da aynı paralelde dönüşmesi lazım. Mesela İslamcılığı dönüşümü var. İslamcılığın sekülerleşmesi var. Bu da bir örnektir. Demokratik kurumdan tabana yayılmasını mümkün kılıyor. Ama aynı şeyi Türkçü siyasette göremiyoruz. Türk milliyetçiliğinde göremiyoruz. En büyük sıkıntılarından biri de o şu anda bence. Türk siyasetinin ve devlet kültürü için, devlet kültürel çeşitlilik ilişkisini. Bu kadar kısa zamanda biraz özetlemeye çalıştım. Bu aslında uzun çalışmanın ürünü. Söylediğim hiçbir şey yeni bir şey değil. O tartışma sürekli. Hiç yok, senin için yeni değil. Yani. Sürekli. Için belki yeni değil ama bizim için sağlık. Sürekli tartışılıp edilen şeyle. Daha uzun yıllarda konuşulmakta devam edecek evet, Türkiye'de. Evet, konuşulmaya da ediyor zaten gündem. Yani tarihten ve yakın tarihten bugüne getirdik. Yani. Şudur, evet. 96 yılında ben konuda çalışmaya başladım. İşte 2000 Mayıs'ta çıktı. O uzun bir sürecin, çalışma sürecinin ürünü. Makalelerin tamamı İngilizce aslında orijinalleri. Çoğu benim çeviriyor ama özellikle iyi Türkçe yazmayanlar der yani. Çeviri kopuyor dedim, doğru çeviri kopuyor. Onun dışında maalesef kendimizi geliştirmemiz lazım o konuda biraz. Yavaş yavaş. Evet. Yakın tarihten, geçen yüzyılın başında ve Türkiye'deki modernleşme çabalarının başlayışından, önceki yüzyılın başlarından, ortalarından itibaren bugüne kadar geldik. Yani bugün temelini dün de bulduk. Efendim, bugün yaşadıklarımızla ilintili takım şeyler orada yakaladık ve bugüne geldik. Bugün de şu anda en an bu hadiseleri yaşıyoruz. Yılmaz Hoca'nın dediği gibi, evet, bugün başta konu çeşitliliği, krizleri içinde yaşıyoruz ve her gün düşünüyoruz. Günümüz hemen hemen bunlarla dolu olarak geçiyor. Ben dedim ki yakın gelecekte de bunlarla dolu geçmekte devam edecek. Şimdi bununla ilgili evet şöyle zihninde bir takım şeyler uyananlar, böyle işin kününe ve laf kalabalığıyla değil de, evet işin özüyle ilgili şöyle konuşalım bu işin üzerinde biraz daha zihin yoralım. Evet, buyurunuz efendim. Konuşma ortada. Sual sahipleri buyursunlar. Ne diyoruz? Şamil bir şey mi var? Hocam benim merak ettiğim bir şey var. Aklım karıştı. Hı. Neye karıştı? Yılmaz Hocam karıştırdım aklını. Neyle karıştırdı? Söyle bakalım. Karıştırdıysa maksat hasıl olmuş demek ki zaten. Aynen. Şey yok. Evet. Yani net olsa şey. Hocam evet. Sürekli hani etniklere bir baskı falan dedi ama yani benim kendi yaşadıklarıma hani bunun tam tersi bir hayat var. Yani ben Kafkasyalıyım.
Mesela darbelerden bahsettiniz. Darbelerde kapatılmayan dernek mesela Kuzey Kafkas Kültür Derneği'dir. Hani etnik bir dernek, hani etnik bir şey olarak düşünürsek. Bilmiyorum hani hiç bahsediyorum siz. Ben şimdiye kadar Çerkez olup da hani ben Çerkezim demeyen insan da tanımadım. Fakat yani Çerkez olup da devletin bir yere, hani herhangi bir yerine gelmeyen insan da tanımadım. O yüzden hani benim kendi yaşadıklarımla sizin anlattıklarınız biraz kafam karıştırdı bu şekilde. Ve şunu da mı ilave edelim? Yani mesela Alevi anlayışı Türkiye'de Cumhuriyet'ten bu tarafa her zaman itibar görmüştür mesela. Hocam yani, Alevilerin okulup yazma üniversite ihtimali çok yüksektir. Yani ihtilal dönemlerinde de Cumhuriyet'in evet. başında da sonrasında falan filan da her zaman itibar görmüşlerdir. Bütün iktidarların en çok ne bileyim işte ellerindeki imkanları taşımaya çalıştıkları evet unsur olmuştur gibi mesela onunla bir irtibatta gibi sanki diye öyle bir şey. O yüzden mesela hani Kürtçe hareket acaba devletin baskısıyla mı hani reaksiyon olarak çıktı yoksa devletin sertleşmesi Kürtçe hareketin azgınlaşmasıyla mı oldu? Ben onu tam şey yapamadım yani. Evet İlmaz. Evet bu baskı konusu zaten dedik hani asimilasyonist dedik. Dışlayıcı ama aynı zamanda kapsayıcı. Kapsama şu şekilde oluyor, eğer sen o merkezin tarif ettiği kültürü, kimliği içselleştirirsen, kabul edersen fark etmez. Yani Çerkez ol, Alevi ol, Kürt ol, ol, en tepeye kadar gelirsin. Bu bu yapı bunu mümkün kılıyor. Nitekim de en büyük, en güçlü yanı da bu. Bunu da söylerken Fransız örneğinden yola çıkarak söyledim. Aslında biraz imparatorluk geleneğidir bu. Ama o imparatorluk geleneğini daha şeye katma, modern bir ideolojiye dönüştürüp der toplu bir ideoloji haline sokup yayınlar. Eğer Çerkezler bir grup olarak çıksaydı, deselerdi ki biz Çerkeziz, Çerkez dilini yaşatmak için kendimize imtiyazlar istiyoruz, Çerkez kültürünü yaşatmak için okullar istiyoruz, Çerkez kültürünü yayacağımız özellik istiyoruz. Dilimizin resmi otorite tarafından tanınmasını istiyoruz deseydi hepsi kapatılırdı ve dışlanırdı. Denmediği için öyle oldu. Bir de dönemsel de şeyler var bu darbelerle ilgili. Darbelerin belli dönemlerde şeyleri var, ittifakları vardır. Mesela 28 Şubat sürecinde Türk dini hani İslamcılığa karşı yapıldı ya. İrticaya karşı, irticaydı yani istenmeyen arkaik bir din anlayışıydı, kötü bir din anlayışıydı. O zaman din nasıl olacak? Çünkü devletin tek elinde din. Dini var devletin ama o zaman ne olacak? O zaman bir Türk dini olması lazım. Bunun nedeni falan da o dönemde Alevilik çok vurgulandı. Mesela Cemevleri yaygınlaştı. Diğerleri tamamen kontrol altında tutulmaya çalışılırdı. Dışlama ve kapsama tamamen karşı bir hareket olarak, yani farklılığını vurguladığın anda ortaya çıkan bir şey. Eğer Çerkezler bunu yapsaydı dışlanırdı. Aleviler de yapsaydı ki yapıyorlar, şu an çok çok kolay kolay da kabul görmüyor. Bir sürü kurultaylar, çalıştaylar yapılıyor. Kürtlerle ilgili ise, Kürtlerin hikayesi yeni bir şey de Cumhuriyet'le ilgili bir durum değil. 1910'larda da Kürt milliyetçiliği var idi. O dönemde bir sürü cemiyet kuruldu, edildi. Hatta Kürt Teali Cemiyeti vardı. Evet. Başkaları da vardı. Çok yaygın bir hareket. Farklı grupların içinde var, İslamcıların içinde var, liberallerin içinde var. Ama Kürtlüğünü vurgulayan, Kürtçülük yapan kişiler, gruplar da hangisi hangisini üretti? Bu çok muğlak çünkü öncesinde var olan bir şey olduğu için Türkçülük de var, Türkçülük de var 1910'larda yani 1923'ten önce. 20 işte Kürt hareketle ayaklanmalar var. Bunlar milliyetçilik mi yoksa kabile ayaklanmaları mı? Bilemiyorsun ama sonuçta 1980'den itibaren PKK hareketini bulmaya başlamasının nedenlerinden biri söylenenler neydi? Bizim dilimiz yasaklanıyor. Yasaktı. Kültür tarifi vardı. Onlar yasaklanıyor. Yasaktı. Karkurt'tu yani adamın adı. Şimdi herkes Türk diyor. Ne oldu? Ya adını almıyorduk. Ya. Hepimiz 1980'lerde lise okuduk. Üniversiteye gelince birçok şeyi anladık.
adını anamıyordum. Bir anda fark ettim. Aa, Kürtler varmış da 8 milyon ülkenin %25 Kürtmüş demeye başladı. Tabii böyle bir yasakçı ortamda karşısı çıkar. Normaldir. Hangi sanki üretti onu bilemeyiz. Bilmiyoruz ama sonuçta şu anda bu durum var. Bu durumda bunu nasıl halledilecek? Bu yani şöyle mi anlamalıyız? Tek tipleştirici. Benim dediklerime intibak edersen senden meselem yok. Ne olursan ol. Ama iddialarım olursa iddialarına tamam ama yok değil. Sen ister şundan ol ister bundan ol ama bu yapıya uyarsan bir bakıma peki 1980'deki Türk Milliyetçiliğinin dışlanışında öyle mi algılamak lazım? Efendim 12 Eylül uygulamasını ve 1944 3 Mayıs'ta işte Zeki Veltoganlara, Atsızlara efendim yani o zamanki Türk Milliyetçilerine yapılan da aynı şekilde mi algılamak lazım? Aslında 44 biraz daha konjektürel bir şey. Yani bu dış politika ile bu Nazi falan da. Yani onun çok doğrudan etkisi var. Çünkü siyaset tek parti iktidarın kullanabileceği şeye bakıyor, kanalize de kullanıyor. Kullanma işi bittiği zaman, farklı bir eğilim çıktığı zaman. Tabii oradaki Kürtçülük kontrolden çıkıyor. Neyle çatışıyor oradaki Türkçülük? Mesela Anadoluculuk hareketi var. Kemalizmin kültür anlayışı Edirne'den Kars'a. Onun dışında yok zaten bir şey. Olmaması lazım. O Türkçülükte panturanizm var. Onu yaptığın andan itibaren otomatikten resmi söylemle çalışıyor. Yani aslında temel nedeni bu. Temel nedeni bu ama orada konjektürel de bir şey var. Yani 80'e geldiğimizde 12 Eylül'deki uygulama, Türkiye'nin dışlayış. Orada herkes dışlandı. O da yani yani. Yani orada da aynı şey var. Evet. Yani orada İslamcılar dışlandı, tabii. Türkçüler dışlandı, solcular dışlandı. Yani hakim anlayışın aksine gidersen, aksine herkes dışlandı. İntibak edersen. Aynen. Hatta en büyük travmayı ülkücüler yaşadı tabii. Orada. Yani kardeşim... Yani asimil olmayı kabul edersen o yapının içerisinde zihniyet itibariyle veya fiil olarak o zaman mesele yok. Aslında onlar zaten bir sistemin içindeyiz diye düşünüyorum. Evet. İdiler de en büyük travma oydu belki de ülkücülerin yaşadığı. Evet. Metin Efer, Ustad Bilkent'te, hocan oldu belki de. Onun önemli bir kitabı var. En önemli bir kitabı var. Çağın malumuz Türk Devlet Devleti. Türkiye'de devlet. Evet. Onda vurgular ki Kemalist modernleşmedeki sosyal kültürel politikaların özü itibariyle sen asimilasyon vurgusu yaptın. O ise entegrasyon der. Asimilasyon değil, entegrasyon der. Bunu da çok böyle delillerle anlatmaya çalışır. Dolayısıyla buradaki bunun değerlendirilmesi resmi söylemi naif gösterme hassasiyeti mi yoksa realite hangisi bunu biraz açar mısın? Akademik dilinde biraz işi meşrulaştırma diyelim. Yani Metin Efer hocam da değerli de bir insan. Evet. Ama şey olarak biraz... Yani entegrasyon tezi zayıf aslında. Zayıf tabii. Entegrasyonda gönüllülük esası da vardır. Hani sen isteyerek entegre olursun. Aslında arkadaşın sorusu Çerkezlerle, Boşnaklarla, Balkan Arnavutlarla ilgili en önemli şeylerden biri de bu. Dıştan gelen göç Tatarlarla ilgili. Zaten bir istekle gelme var. Yani isteğe bağlı bir durum söz konusu. Adam da buraya bilerek öteki gelmiş. Öteki diyor ki ben otokton kavmiyim diyor. Ben buradaydım. Evet, yani sen diyor, sonradan geldin. Sen beni reddettin diyor. Yani ben zaten vardım diyor. Ben buyum diyor. Mesela dini gruplarda diyor ki kardeşim ben öteden beri burada bir geleneğim, bir kültürüm var. Din anlayışım var. Sen geldin bunu batırmaya çalıştın. Bu aslında şeyde de öyledir, biraz batıda da öyledir. Göçmenler daha evrenselci söylemi olan grupların için entegre olur. Kemalizm aslında bir evrensel söylemi vardır. Bir genel kamusal alan tarif eder ve o kamusal alanda farklılıkları yok eder. Bu kim için bir avantajdır? Kendini önceden azınlık hissedenler için bir avantajdır. Mesela Alevilerin bu anlamda çok bulunmaz bir nimettir. Öyle bakılır bence. Benim analizimde. Dışarıdan gelen diğer gruplar için de, Çerkezler için, Arnavutlar için, Boşnaklar için de çok önemli bir alandır. Orada o farklılığını gizlemek demeyelim de bir şey yapar yani. O farklılığını bulmadan var olabilir. Devletin içinde var olabilir. Onun da evrenselci bir söylem var. Hocam. İşte olmayan iki tane
hakim yapı var. En büyük sıkıntı oralardan çıktı. Burada dediğimiz gibi muhafazakar çoğunluk. En büyük etnik grubu olan Türkler. Evet Ahmet Bey, buyurun. Şimdi hocam, anlattığınız şekliyle sanki Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet döneminde bu tür kültürel değişimleri ve kimlik arayışları doğal seyrinde gitti. Menba halk, Anadolu halkının İslamcı kimliği, efendim, Türk kimliği, bunlar doğal gelişimler yaptı gibi. Ama devlete hakim unsurlar her zaman bu kültürü yönlendirmeye çalıştılar. Bunlar bazen de dışarıdan partnerler buldular ve onların rüzgarlarıyla Türkiye'de kendilerine göre, yani milletin gerçek asli yapısına göre değil de kendilerine göre laboratuvarlarda kültür ekimleri yapmaya kalktılar. Köy enstitülerinde, şurada burada. Yani biz sadece durumun fotoğrafını çekiyoruz da bugün Osmanlıcılığın son 15-20 senedir Osmanlıcılığın öne çıkarılmasında acaba dünyanın işte kabadayısı Amerika'nın menfaati mi var? Bu coğrafyada bir Osmanlıcılık olsa da arka planda Amerika'nın menfaatleri korunsa mı? Yani şimdi bu da bir başka kültür ve medeniyet geçişlerinin arka planındaki müteahhit. Bilhassa basın yayının bu kadar etkin olduğu bir yerde halk kendisini ifade etme fırsatını da zaten bulamıyor. Keşke Anadolu halkı kendisini tam olarak ifade edebilse de ondan sonra o doğal gelişmeler neyse hepsini hep beraber yaşasak sonuçlarıyla. Ben biraz dış etkilerin Türkiye'de kültürel değişimler üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Oraya hiç girmedik. Tamam. Şimdi öncelikle bir şeyi düzelteyim. Yani düzelteyim, ben öyle bir şey demedim. Yani 1920'lere kadar doğal seyrinde devam ediyordu. Da sonra laboratuvarlar kuruldu. Hani Anadolu'dan çıkıyor diğer hareketler. Böyle yok, bir ben söyledim. Nasıl söyleyeyim? Öyle bir şey yok benim anlayışımda. Şöyle diyeyim, anlayışımda çalışmalarda bütün o hareketler entelektüel, küçük entelektüel grupların uğraşlarıydı. Hiçbirinin ciddi anlamda toplumsal yansımaları yoktu. Bunu şu şekilde söyleyeyim. Modernleşme dediğimiz olay Türkiye toplumsal anlamda ciddi modernleşme 50'den sonra gelmiştir. Yani kırdan kente göçüyle, kentlerin oluşmasıyla, yani Avrupa'nın yani tabii modernleşme dediğimiz, olması gereken dediğimiz şey. Çok geç başlamıştır. Bu 1950'ye kadar olan şehirlerdeki %10-15 nüfusun üzerinde oynamalardır ve entelektüel uğraşlardır. Bunun tabii modernleşme, dönüşüm 50'den sonra ortaya çıkmıştır. Bu Batı'da 18. yüzyılda başlamıştır. En radikal olarak 19. yüzyılın başında toplum hızla dönüşmeye başlamıştı. Ama şehirlerin ortaya çıkması ta 15-16. yüzyılda gider. Biz bunu 1950'den itibaren yaşamaya başladık. Yani o tabii normal seyir tabana yayılan, toplumun dönüşerek yeni elitler, entelektüeller, siyasetçiler, iş adamları ortaya çıkarmaya başladığından 50'lerdir. 60 yıllık bir olay yaşıyoruz biz. Öncesi yani kurgu. Başlayış hatta yani başlayış. Çıkarmaya değil, çıkarması daha yeni çıkacak belki o burjuva. Yani işte ha, yani kökler orada ha. Atılıyor. Şeye kadar olan ise, 20'ye kadar olan aslında normal bir seyir. Yani şu anlamda normal olması gereken farklı gruplar var, eylemler var, onların çatışmaları var. Oradan belki daha ılımlı bir proje hakim olabilirdi. Ama radikal bir proje hakim oldu. Radikal reformist bir proje oldu. Daha da mı doğru? Yani reddiye çıkaran, yerine farklı bir şey ikame etmeye yapan, çalışıyor. Aslında o normal olması gerekeni yavaşlatan bir modernleşme yoluna gitti. Ve halen çatışıyor yani şeyle. O devlet anlayışıyla toplum çatışıyor halen. Uyuşamıyor. Kolay kolay uyuşamıyor. Çünkü devlet öyle bir konumlandırdı kendini. Topluma karşı konumlandırdı. Gayet tabii olan bu. Aslında normalleşme sürecine daha yeni yeni giriyoruz. Hocamızdan dedi 50'den itibaren süreçler başladı ama
alttan batıdaki modernleşmeye baktığımız zaman orta sınıf önce ortaya çıktı. Onların yarattığı işte yavaş yavaş burjuvazi ortaya çıktı ve onların talepleriyle siyaset alanı genişledi. Biz bunu daha 20-30 yıldır yaşıyoruz. En radikal bir şey ilk defa benim tezim. İlk defa şu son 7-8 yıl içinde gerçekten o alttan gelen normal seyrin sonucunda ortaya çıkan elit takımı, siyasi elit ve bir burjuvaya dayanarak ilk defa iktidara geldi. Birinci kuşaktır. Şu anki iktidarın şeyine bakın, tamam birinci kuşaktır. Demokrat Parti'nin baş yöneticileri CHP'lidir. Ve kafaca, Bulgar tabircisi, beyaz, beyaz Türklerdendir yani şey olarak. Ya da devşirilmiş tiplerdir Süleyman Demirel gibi. Kılıçdaroğlu gibi. Özledim gittim. Kılıçdaroğlu'na devşirme diye. Öyle zaten. O tarihde bir şey yok. Özal'dır en yumuşak olanı, o da orta sınıftır. Evet. Cumhuriyet'in orta sınıfının çocuğudur Özal. Şu anki iktidar, hakim gruplar ikinci nesildir. Hatta kimileri birinci nesil direkt köyden gelmedi. Belki bundan sonra daha normal bir seyre girecek. Çünkü toplum kendi yani hem burjuvasını çıkaracak, hem orta sınıfını çıkaracak, hem entelektüelini çıkaracak. Dış etki konusunda, ben bu dış etki konusunda çok şey değilim, yani çok barışık değilim. İçte bir şey yok ise, hani işte Kürt'ten, yani fazla, dışta, çok fazla dıştan komplocu değilim biliyorsun. Her şeyde de yani... İkinci Mahmut, daha sonra Tanzimat Fermanı. Yani dıştakiler emretti, oldu falan. Yok öyle bir şey yani. İçteki zaten onun üzerinde 200 liradan kafa yoruyor. Ya ben çözülüyorum, bunu nasıl halledebilirim diye Reşit düşündüm. Reşit Paşa, Ali Fuat Paşa olmasaydı ama. Ama Reşit Paşa, Ali Fuat Paşa bunu durup dururken, hah bunu yapalım diye demedi. Önce 3. Selim çıktı. Dedi, yavrum biz batıyoruz, güçlü ordumuz gitti, orduyu güçlendirelim. Ayakta tutalım dedi. O olmadı, İkinci Mahmut geldi. Ya batıdaki bir güçlü merkez yapı, devlet yapımız olması lazım. Bütün bürokratik kurumları adapte edelim. Merkezi otoriteyi güçlendirelim dedi. O da olmadı dendi ki, ya bu da bu iki bir arada tutamıyor. O zaman ne yapacağız? Hukuki açılalım, bu milletleri azalık konumuna dönüştürelim, bunlara hak verelim dendi. Ben içten okuma taraftarım. İçten okunur ise daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. O zaman daha iyi teşhisler koyulabilir. Yoksa pasif şey haline geliriz işte ki aktörler. Pasiftir. Yani dışarıdan birileri empoze eder, yapar. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet, i̇şte Murat, bir sen bir şey diyorsun Murat. Şu an sen bir şey diyeceksin. Bir şey ekleyecektim de. Mesela göçmenler de, fakat biz mesela Çerkezler, yani ben kendim neslim için söyleyeyim. Biz geldiğimizde burası Osmanlı toprağı. Yani biz 60 yıldan fazla olmuştur Cumhuriyet. Yani biz buraya geldiğimizde Cumhuriyet kurulduktan sonra 60 yıl olmuştur artık. Yani biz buraya gayet yerleşmiştik şey olarak. Yani Balkan göçmenleri gibi cumhuriyet kurduktan sonra hani bir ideoloji alıp onu kabul edip gelmedik biz buraya. Ama yine de işte yani bu Anadolu coğrafyasıyla bir şey yapınca işte tam otokton değil, Kafkas otoktonu. Biraz da olabilir bir irtibat, değil mi? Ben bir şey sorabilir hocam? Şimdi merak ettiğim şey hocam. Hükümet açılım saçılım falan bir şeyler yapıyor. Ama siz de ifade ettiniz, benim de gözlemim o. Kürtler geri adım atmıyor. Evet. Yani tabirinizle meydan okumayı sürdürüyor. Hatta her gün de söylemi daha sertleştiriyorlar. İşte en son, çok affedersiniz, her zeleri öz savunma gücü kuralım. Duymuşsunuzdur. Yani özellikle... Bağımsız devlet de isterler. Yani mahalli seçimlerden sonra dediler ki Kürdistan'ın sınırları çizilmiştir. Arkasından dediler ki özerk, otonom Kürdistan. Arkasından belediye başkanları çıktı işte ikinci bir bayrak dedi. En son denilen şey de öz savunma gücü. Yani güvenlik gücü kurmak istiyorlar. Şimdi geri adım atmıyorlarsa bu açılımlar falan nasıl olacak? Benim merak ettiğim nedir? Bir açmaza mı giriliyor yani? Şimdi zor bir soru. Buzlu adam bu sorunun cevabını da bilirse bu soru şey olurdu ama şöyle bir cevap verelim. Bu içerideki şeye çok takılmadan. Şimdi Batı demokrasi, Batı'da örnekleri var bunun. Sayıyoruz bir sürü değil mi? İşte İspanya'da Katalonya, Bask, Quebec, İrlanda, Flamen, Belçika'da Flamen, Valon,
İsveç'e, Fransa'da Korsika baskılar. Buralarda da yaşandı bu süreçler. Yaşanıyordu halen. Fakat hepsinin kendine has özellikleri, kendine has modelleri var. Bundan tamamına baktığımız zaman bu durumu belli bir hal yoluna koymak için başvurdukları temel yol demokratikleşme olmuş. Yani ikinci bir şeye gidilmemiş. Reddiyede bir noktaya kadar gidilmiş. En sonunda demokratikleşme yoluyla bütün hakları tanıyarak karşı taraftaki sertliği törpülemişler. Mesela Schoenfeld, işte şeyde, Kuzey İrlanda artık siyasetin parçası haline geldi o ayrılıkçı halde. Katalonya'da, İspanya'da, işte Barcelona ile dillendirilir. Şey, farklılıklarını vurgularlar, özellik isterler ama bağımsızlık istemezler mesela. İsterler mi? İleride onu da isteyebilirler. Burada bizim model nasıl bir şey olacak? Bizde bence ikinci bir alternatif yok. İşin tek yolu var, demokratikleşme. Bunun nasıl faydası var? Şu anda yavaş yavaş emareleri görünmeye başladı bence. Sivil toplum kuruluşları çıkmaya başladı. Diyarbakır'da, Van'da, orada, burada. Farklı şeyler söylemeye başladılar. Demokratikleşme oraya başlar. Yani bu bahsettiğimiz alttan yukarı modernleşmeyi yapıyor. Şu anda o ılımlı modernleşmenin, alttan yukarı modernleşmenin en geride kaldığı yer Doğu Güneydoğu. Yani daha yeni yeni bir dönüşüm içinde. Onun önünü açmak lazım. O bence ılımlaştıracak. Başka yolu yok. Sertleştiriyor da sertleştiriyor. Karşında bir iki işi değil ki. Güç müdür insan? Ayrılacaksa ayrılıyor. Yani şu an onu engelleyemezsin zaten. Zaten silahla kimse engelleyememiş dünyada. Böyle bir kitleyi. Tek yol demokratikleşme. Burada şu korku var. Bunu söyleyenler bu çerçevede dedim ya daha 3-4 yıl önceye kadar yok deniyordu yani. Ne dili vardı? Ya 3-4 yılda, 20 yılda değil ya. Bir anda lan Kürtleri keşfettik, farklılıklarını, dillerini keşfettik. Televizyon kurduk, o yaptık. Bu. Ama şimdi bunlar daha fazla isterse. Ya kardeşim 5 yıl önce adamı tamamen kökten reddediyordun zaten. 10 yıl önce öyle bir şey yoktu yani. Öyle bir halk bile yoktu. Ne bekliyorsun yani sen o zaman burada? Haliyle bu radikallik ortaya çıkar. O radikalliği törpülemenin tek yolu ha varsın, nesin, bu musun? Tamam. Kendini gel anlat. İfade et. Budur. Bu söylemin arkasında bir de şu var. Hep bölünme kaygısı var. Sanırım Cumhuriyet'in yaşadığı bir korku. Osmanlı'dan gelen bir korku. Cumhuriyet'in refleksi odur temelde. Mevcutu koruma refleksidir. Bölünme kaygısı. Ya Osmanlı bölüne 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 ufalım ufalım ufacık kalmış ya. Hep bölüneceğiz korkusu. Bence artık onu aşıp bölünme siyaseti, onun getirdiği korkuya dayanan siyasetin öteye gidip genişleme stratejisine yönelmek lazım. Bunu şu anki ülkeye yani Davutoğlu siyasetine deniliyor. Nedir bu? Kuzey Irak'ta entegre olursan zaten ki oluyor mesela. Bu yumuşar. Bölünme korkusu yaşarsan bölünürsün zaten. Engelleyemezsin yani. Bu korku necele faydası yok yani. Ama sen açılırsan temel siyasi dış politika. Peki nereye kadar o demokratikleşme onu geliştir? Yani nedir o demokratikleşmeden anladığımız ve yüklediğimiz mana? Şimdi ne ihtiva ediyorum? Tamam, nedir temel talepleri vurgulanan? Bizim dilimiz, kültürümüz, geçmişimiz reddedildi. Tamam, bunu reddetmesin, açarsın. Tamam, işte. Tabii bunun nereye kadar dayanacak? Çünkü modeller baktığımız zaman, bu demokratik ülkelerdeki modeller hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi işte biraz farklı şekilde çözmüş. Ben Belçika'da bulundum, Flamen bölgesinde bulundum. Ya adamlar balon adını duymuyor. Fransızca en küçük kelime yetmiyor. Bu farklı bir şey. Mesela. Yani Belçika örneğin çok farklı bir şey. Polonya'ya gel. Orada da yani işte kendi yönetimlerini kurmuşlar, kendi hükümetleri var. Dillerini koruyorlar. İşte Bast bölgesinde aynı şeyler var ama bölünme durmuş. Kuzey İrlanda örneği var. Biz belki biraz daha farklı bir model geliştirebiliriz. Demokratikleşmeden kastımız o talepler, neyse talepler önünü açmak. Önünü açıp görmek. Bir, o bölgenin de önünü açmak. O bölgenin normal gelişiminin önünü açmak. Zaten o normal gelişiminin önünü açarsak
İşin seyrini görebildiler. Sonra bilmiyoruz nereye gideceğini. Ben şimdi farklı bir şeye götüreyim. Bir bunu gene devam ettirelim. Şimdi yani o tabii modernleşme dediğimiz 3. Selim'le beraber başlayan o arayış batıda da sanayi bu bizdeki evleri. Efendim Cumhuriyet'le beraber 1920 ile beraber bir inkıtaya uğramasaydı, bu reddedişe dönüşmeseydi, tabii gelişim olarak devam etseydi, Anadolu'nun belli bölümü de diğer bölümleri gibi modernleşmeyi, entegrasyonu, asimilasyonu ne dersek diyelim, bütün bunları beraberinde yaşasaydı, bugüne kadar primitif kalmasaydı, efendim yani bugün Nevşehir'de, Kırşehir'de, Aydın'da vesaire olan şehirleşme ve bütüne entegrasyon oralarda yaşansaydı, belki şimdiki çekilen ızdıraplar bu işte o zaman çok olmayacaktı. Çok farklı bir noktada olabilirdi. Böyle olmayacaktı ve toplum bütün halinde belki devam edecekti. Denebilir herhalde yani onun şeyi belki o yani oradaki reddediş, yerindeki kırılma belki de bugünkü sancıyı arttırdı. Aslında bunu gibi. Biraz daha farklı bakalım. Bu dediğiniz doğru. Yani çok farklı olurdu. Belki her açıdan çok farklı bir noktada olurdu. Biraz daha şöyle bir tersten bakalım. Eğer Kemalist devlet onun modernleşmemiş mi? Toplumun tamamına yaygınlaştırılsaydı, toplum tamamen dönüştürülebilseydi ne olabilir? Şu anda çok daha farklı olurdu. Aslında bu yapılmak istendi. Totaliter bir rejim kurulmak istendi. Proje oydu. Yani Stalin'in, Hitler'in yaptığı gibi toplumun tamamını kucaklayan totaliter bir rejim. Onu kuracak altyapı yoktu. Çünkü totaliter rejimi kurabilmek için çok güçlü bir iletişim ve ulaşım ağının olması lazım ki ülkenin her noktasına ulaşıp onları dönüştürebilirsin. Bu mümkün değil 1920'lerde, 30'larda, 40'larda. 40'larda biraz yapılmaya çalışıldı. Malum birçok bir de şunu, şimdi son zamanlarda bu özellikle liberal aydınlarımızda çok fazla moda. Toplumu ne kadar biliyorlar bilmiyorum. Yani Ankara'nın ve İstanbul'un dışında bu liberal aydınlarımız Türkiye'yi ne kadar biliyor bilmiyorum. Ankara'da kolay yazmak. Bunların birçoğu da şimdi geç zaman azıcık çoğalacak ama bir iki tahlili yapalım. Şimdi Türkiye 80'den sonra iki dönüşümü de beraberinde yaşadı. Dönüşümlerden birisi Marksist dönüşüm, Marksist kırılma. Nasıl oldu oradaki dönüşüm? İşte Marksizm'den umduğunu bulamayan veya önceden samimi miydi onu da belli olmadı. Bir grup bir anda liberal bir dönüşüm geçirdi. Bir istihale kimdi bu? Hasan Cemal'di. Yani işte Ali Bayramoğlu'ydu. Mehmet vardı kısmen o ve Altan kardeşler, aklımıza gelen Cengiz Çandarlar vesaire vesaire. Böyle bir istihale. Şimdi bir onlardaki öyle bir istihale. Yani Marksizm'den da bunlar öyle ki bir kısmı katil bunlar. Yani şimdi şey nedir bu? Şahin Alpay katil. Yani bu şey diye ama şimdi çok liberal sınırsız buluşur. Liberalizm. Şimdi bir kısmı da o Jacoben şeyin içerisine girdi. Bir diğer dönüşüm İslamcı anlayışta meydana geldi. Şimdi onu siz çok dediniz, o çok önemli, çok dikkatten kaçan bir şey. Şimdi eskiden Türkiye'de çok tabii muhafazakar bir anlayış vardı. Muhafazakar bir tepki vardı. Kendi değerlerine yönelenlere karşı ortak bir tavır, tepki, alış. İşte yaşı bizden de azıcık daha büyük olan biraz daha değil. İşte bu komünizmle mücadele şeklinde tezahür ederdi. Bu ilim yayma şeklinde tezahür ederdi. Kendi değerlerine sahipleniş, içine kapanış ve diğerlerine, ötekine karşı bir tavırlar, topyekun. Şimdikinde ise, şimdi bu muhafazakar dönüşünde, muhafazakar liberalize olmuştu anlayışta ise, hiç öyle bir tepki yok. Şimdi ne oluyor? Zina meselesi bilmem ne oluyor? Ya yani olabilir işte bu Avrupa bilmem ne. Şimdi dün zina bilmem ne oldu. Veya bir Ayasofya meselesi bilmem ne oluyor. Türkiye 1965'lerde, 70'lerde bir Ayasofya meselesi olsaydı yeri yerinden oynardı. Bu şeyleri hatırlayalım. Veya şimdi bir şey verildi, Heybeliada'daki şey verildi. Hiçbir şey yok. Veya 1453'ün işte 14 Ağustos'ta yani Trabzon'un fetih tarihinde, Trabzon'da Sümele'de ayin yapılıyor. Aynı tarih özellikle isteniyor. Ama hiçbir tepki yok muhafazakar yapıda. Yani halbuki dün olsaydı Giresun'da efendim Görele'de yeri yerinden oynardı. Yani şimdi Topal Osman torunları vay be veya Trabzon'un neler hepsi birden ayağa kalkardı. Ankara'da 100 bin kişi geriye gelir. Şimdi ise hiçbir şey yok. Yani bunu nasıl yani
böyle orada bir liberalize, böyle bir, bir dönüşüm, yani iki taraflı bir dönüşümü yaşadı Türkiye. Her anda bu, bunu yaşamakta devam ediyor şimdi şeyler. Bu tabii nereye kadar gidecek? O liberal anlayışları var. Gerçi bunun da sonrası farklı değişimler olacağını ifade ettin sen. Bir diğer şimdi bu liberal anlayışlar veya işte bu zaten oraya temellendirecek. Türkiye'ye ne? Yani Cengiz Çandar, Ali Bayık, Türkiye tabii ne kadar biliyor ve ne kadar yorumluyorlar. Şimdi ben Elbistanlıyım. Şimdi Elbistan'ın yarısı Kürt dediğimiz insanlar. Bu Kürtlerin hepsi MHP'li. Hepsi MHP'li, Sinli. Şimdi kısmen AK Partisi'ne oy veriyorlar. Malatya'da ben 7-8, ben yok 12-13 ay oldu. Malatya'da işte görüştüm, aşiret reislerle görüştüm, toplantıya. Malatya'nın %90'ı Kürt denilen insanlardan mürekkep. Malatya merkezinde çoğu insanlar Kürtçe konuşurlar. Böyle yasaklanmıyor. Kürtçe konuşurlar. Zekanlarda var. Bu insanların hepsi MHP'li, Silme. Ve kısmen şimdi AK Parti'nin. PKK'ya da çıkan oy Türkiye'de en az oy çıkıyor PKK'ya. %1, %1,5 falan. Keza Elazığ'da öyle biliyoruz. Elazığ'da nüfusun çocukları böyle. Ve Elazığ'da PKK oy alamıyor. Urfa'dan PKK oy alamıyor. Nüfusunun yani Kürtleşmiş Türkler de dahil etmek üzere yani Karakeşil aşiretlerini orada aşiretin adı o. Siverek ve İlman arasında 40 onunla da şeyden Urfa'dan PKK bir türlü bir şey olmuyor Urfa'da. Antep'te Kürt bir şey olmuyor. Şimdi biz Kürtler deyince bir de onu tırnak içerisinde bırak. Şimdi bir Şaki çıkıyor. Bir taraftan onu söyleyelim. Gafletimizin, delaletimizin, dangalaklığımızın, manyaklığımızın, teşhis koyamayışımızın, tespit koyamayışımızın veya bilerek önünü açışımız. Bunu da bilemem. Bunu da siz söyleyin, siz içindesiniz. Akademide falan. Şimdi sonucunda bir adam çıkıyor, kocaman azim Türk devletine rağmen, efendim işte 750 bin kişilik ordusu, 250 bin kişilik polis kuvveti, efendim MİT'i, İT'i, şusu, bütün bunlara rağmen bir şaki çıkıyor ve bu devlete rağmen ben varım diyor ve varlığını kabul ettiriyor. Buyur. Ve şimdi gündemi o tayin ediyor. Türkiye'nin gündemini veya biz bilmiyoruz, siz belki konuşuyorsunuz aranızda. Belki devlet tayin ediyor da biz o tayin ediyor diye görüyoruz. Ama şu anda bize yansıyanı gündemi o tayin ediyor. İstediği zaman diyor ki Mart'a kadar. Mart'a kadar diyor müsaade ettim diyor. Hemen duruyor şeyler. O bize bile boynuyor. Türkiye daha saçma söylüyor. Yok şimdi bu uzattı. Ben diyor devletle görüşüyorum. Siz karışmayın bu işe. Aramıza girmeyin. Hatta bazı sinemacılar benim hayatımı çeksin falan. Ben şimdi Haziran'a kadar uzattım. Haziran'da diyor bunu yine. Ve gündeminde istediği gibi bu adam oynuyor. Yok diyor dağdakiler inmeyecek diyor. Çünkü biliyor. Ama bizim liberalan dağdan ineceğim. Niye dağdan inme diyor. Çünkü diyor, güç o. O dağdaki olmasa diyor sen bir itsin Osman diyor. Sen zırzop bir adamsın diyor. Sen dağdakinin sayesinde Osman'sın diyor. Doğru söylüyor. Bunu da doğru söylüyor. Şimdi bir adam bizim gafletimizin, delaletimizin sonucunu veya devletimizin onda bir taraftan da biz öyle olmasını istiyoruz. İçimizde biz hala devletçiyiz yani. Yani kadim büyük devlet yani muhtemelen bu APO'yu falan gene bizim devletimiz hallediyordur. Yani o devletin bilgisi dahilindedir, yapıyordur falan. Bu politikada da bizim devletimiz diye ona da inanmak istiyoruz ama bir taraftan da ya öyle bir şey de görmüyoruz. Ama bir adam çıktı şöyle yaptı böyle. Evet carttı, curttu, karttı, kurttu falandı. Karda yürürken de bilmem neydi ama bu vakayı kabul ettirdi. Sen oradaki insanlara Türkçe öğretemedin. Bu adam sana Kürtçe televizyon kurdurtturdu. Kurdurtturdu ve şimdi Kürtçe öğrettiriyor. Yetmedi. Bu adam sana orada üniversite kurdurtturdu. Kendinden adamları rektör yaptırttırdı. Kendinden adamlar aracılığıyla şimdi orada Kürtçe dilinin işte eğitimini veya altyapısını alfabe. Niye? Çünkü onu bilenler çok iyi biliyor. İşte o liberallerimiz de onları öğrense işte. İşte Sorani, Kurmançı, Zaza. Bunların hiçbirisi birbiriyle anlaşamaz. Böyle bir ortak şey de yok. Hiç bir yani şurada üçü bir araya gelsin ama mümkün değil yani o şey değil. Şimdi böyle bir şey. Şimdi bu adam ne kadar bu dediğimiz toplumu ne kadar temsil ediyor? Ne kadar sayeden de Kürtlerde öyle bir talep var. Yani şimdi şöyle bak. Hakkari, Yüksekova, Şırnak üçgeninde zaten ilk numune örnek olarak çalışma yaptığı, yaptırmaya çalıştığı şey orası. Oranın dışında yani bir Adıyaman'da, bir Elazığ'da, bir Malatya'da, bir Maraş'ta, bir Antep'te, Urfa'da, Elbistan'da. Şimdi çoğunluk, şimdi aldığı oy ne kadar? %4,5. Bu %4,5 tabii ne kadar hür, müstakil, kendi şeylerle oy kullanan insanlar o işin ayrı bir tarafı.
Şimdi ama bir taraftan dediğin gibi, yani belki de Hakkari'den sonra Kürt nüfusun en yoğun olduğu ortalama itibariyle Malatya, Malatya'dan aldığı oy o kadar. Ve nüfus da bu kadar. Yani bunu nasıl izah etmek lazım? Sahiden de böyle bir efendim Türkiye'de bir şey var böyle işte Kürtçülük. Efendim birisi efendim İslamcılık iki şey. Efendim yani Kürtçülüğü o şekilde müteala edip sahiden de bu yani böyle bir şey mi? Yani şey, İspanya'daki gibi İrlanda'daki gibi falan filan yani sahiden de o manada isimlendirebilir miyiz? Adlandırabilir miyiz? Şimdi, uzadı belki ama. Evet. Şimdi Kürtler şimdi hepsi Kürtçü değil. Yani Kürtçü diyoruz zaten. Kürtçü dediğimiz bir ideoloji. Kürtlük bir milliyetçi ideoloji. Birçok Kürt var, Kürtçü de inanmaz. Saydınız zaten. Herkesin ailesinde de vardır bir şekilde. Bir entegrasyon vardır o anlamda. Öyle affedersin, onu deyince, onu diyecektim. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Bir taraftan da her şeye rağmen, çok önemli. Bizim milletimizdeki o kadim millet telakkisi devam ediyor. Millette yani kadim yani şimdi bir takım okur yazar olduğu zannedilen bu milletten kopuk değerlerinden kopuk bir takım Jacobin, Kemal falan onlar bir taraf olarak. Ama bizim milletteki kadim daha önceki var olan o millet anlayışında bir değişme yok. Yani zihinde bir travma yok. Yani Eskişehir'de oturan da Giresun'da oturan da. Niye? Çünkü bütün bunlara rağmen, olup bitenlere rağmen. Evinden, ocağından şehit çıkmış, komşusu tırnak içerisindeki Kürt insanla hala barışık ve beraber yemek yiyor. Mesela hala, niye? Çünkü onu kuşatan değerleri var. O değerlere rağmen hareket etmiyor hala. Bütün tahriklere rağmen. Belki Apo'nun istedi de o veya birilerinin istedi de bu zaten. Evet. Birincisi şu, yani Kürtler eşittir, Kürtçülük değil, Kürtçüler evet. Değil. Çok farklı şeyler. Hı-hı. Bahsettiniz zaten. Orada bir kırılma var. İkincisi, bir hareket, bir kişiyi de açıklarsak Urgan'ı harekete geçirdik, bu iş çözülürdü. Ama Urgan'ı sallayanlar geçiremedi, evet. Geçiremedi, geçirirdi yani. Çok kolay bir şey. Yok. Bir kişiyle açıklayamayız bu işi. Yani o, zaten burada bir ciddi sorun. İşin ne dedik? 1910'larda başlayan bir hareketten bahsettik. Yani, en nihayetinde var, kökleri var bu işin. Bu iş damdan inmedi. Geçmişi var. Yani o var işte Kürtler, grupları var, şeyleri var. Sonuçta bu şekilde açıklarsak işi hiçbir şey çözülemez. Yani çözmeyi de bırak, işini anlayamayız bile. Dedik ya işte Urgan'ı faaliyete geçirsin, asarsın, kendi gödedine son kişi gider, iş biter. Öyle değil işte, iş öyle olsaydı iş çoktan bittiydi. Elinde zaten, istediğin gibi kullanırdı. O kişi mi yapıyor her şeyi? Oralar muğlak. Bu işin bir toplumsal tabanı var. Toplumsal taban meydana getirildi. İşte dedik ya yani o toplumsal tabanı biz yok saydık daha. 5 yıl öncesi ne kadar yok saydık? Onların ama başka bir şey olmadı. Söyle. Başka bir şey söyle. Şimdi bir şey söyle. Yani sizin kuşağınız ona yetişmedi. Bir şey söyle. Şimdi 1975'te şimdi MHP nasıl bir parti? MHP Türkçü. Birilerinin kafasına göre ırkçı. Değil mi? Veya bu böyle bilinen en azından zihinli bir parti. Bu parti 1975'te Diyarbakır Belediye Başkanlığı seçimlerini 20 oyla kaybetti. 20 oyla kaybetti. Bingöl Belediye Başkanı da bu partidendi. Yatağında şehit edildi. Bingöl, Zaza Belediye Başkanı Hikmet Tekin yatağında şehit edildi. Ne zaman böyle oldu? 1979'da. 79'da Bingöl. Ha işte şimdi onu soracağım zaten. Yani 79'da böyleydi yani. Diyarbakır buydu. Kaçtı Bingöl Diyarbakır, buydu. Diyarbakır'ın nüfusu kaçtı 79'da? Diyarbakır'ın nüfusu kaçtı 79 yılında? Nüfusu kaçtı? Herhalde 80 bindir, 90 bindir. Yani şimdi 1 milyon civarında. Tamam zaten öfene bir şehirliydi. Şimdi, hakim Diyarbakır'da, Elazığ'da, Van'da zaten şehir merkezinde öfene biri zaten boşaldı şey onlar zaten, bu tarafa geldi zaten. Diyor, onlar boşaldı. Zaten dağdaki indi aşağı. Kartkurtlar indi aşağı. Durum değişti. Durum değişti artık. Durum farklı. Durum bu şekilde açıklayamayız bence. Zaten onun şeyini söyleyeyim. Diğeri o normallik algısı. Yani bu halkımızda durum farklı aslında. Ben de aynı fikirdeyim. Durum çok farklı. Mesela ön sözünde şöyle bir şey yazdım ben. Bu satırların yazarı İstanbul'un kenar mahallelerinden olan yoğunlukla işçi kesimin yaşadığı Esenler'de.
Türk'ün, Arnavut'un, Kürt'ün, Boşnak'ın, Sünni'nin, Alevi'nin bir arada yaşadığı sokakta büyümüştür. Bu çeşitliliğin olağan algılandığını yaşayarak görmüştür. Ancak bu normallik algısı ortak bir tarih olması ile izah edilebilir. Siz izah edemez mi? Böyle bir normallik algısı var. İşte bu ortak tarih algısı ve normallik durumu için Türkiye'de devletin kültürel çeşitliliği ile kuracağı ilişkinin dayanması gereken bir yapı olmalıdır. Burada artık normatif bir şey ileri sürüyorsun. Ön sözü olduğu için diyoruz yani bu. Zemin bu. Normali bu. Şimdi siyasetin ve devletin bu normali algılamaması, bunu reddetmesi en büyük sorundu zaten. Bunu reddetmeseydi o normali siyasi zemine olduğu gibi çekebilseydi zaten hiçbir sorun yok. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? 1974 yılında Diyarbakır'ın Nice ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı oluyor. Nice halkı toplanıyor, askerlik şubesine giriyorlar. Diyorlar ki bizi de askere alın. Biz de savaşmaya gitmek istiyoruz. 1977 yılında işte ismi geçen şahıs 13-15 kişiyle bir yürüyüş başlatıyor. Ardından bugünlere geliniyor. PKK doğruluyor aynı ilçede. Zaten biz Kürtçülük yani hareketlere geçiyor. Kürtler demedik. Bakın zaten bu 1930'da Kürtçülük hareketi vardı, toplumsal zemini var demedik. Bu dedik son 20 yıllık bir süreç dedik. İslamcılık 1950'ler bütün ülkeyi sarmış demedik. Birçoğumuz kırsal kesimden biri. Biz Karadenizliyiz. Bizim köyde pratik olarak tamam Sünni. Ama orijini şeydir. Alevi'dir bütün Türkmenlerde olduğu gibi. Çepni Oğuz boyudur. İşte Şah İsmail'le mücadeleden sonra oradaki çepniyim diyenleri, Alevi'yim diyenleri sürmüşler. Orada kalanlar da işte Sünni olmuş. Ama pratik olarak büyük ölçüde Alevi'liğe yakın. Asıl Sünnileşme 1950'den sonra başlıyor. Açılmayla birlikte başlıyor. İslamcılığın toplumsal anlamda zemin bulmaya başladığı dönem o zamandır. Yani İslamcılık 200 yıl önce vardı demiyoruz. Hatta 20 yıllık, 30 yıllık bir olaydır. Bu toplumsal dönüşümle ortaya çıkan süreçlerdir. Kürtçülük de aynıdır. Şu anda 20 milyon Kürt varsa hepsi Kürtçü değil yani. Belki 15 milyonun 2 milyonu bile olsa ciddi bir sorundur. Hocam biz de farklı ama yani. Bunun pardon lafınızı bunun ortaya çıkmasına sebep olacak zemini hazırlarsan çıkar. Oradan 1 milyon da çıkar, şu da çıkar. Yani asıl olan siyaset bu bahsettiğim o normallik algısının siyasetin temel nosyonu haline getirmesidir ki bu tarz şeyler çıkmasın. Bir şey var hocam. Her ne kadar yasaklansa da Kürtçe işte kültürel haklar diyelim. Şimdi bir İran, bir Irak, bir Suriye'deki Kürtler gibi değil, Türkiye'deki Kürtler. Yani benim şu an iki tane bacanağım Kürt. Yani hiç olmadı ki Türkiye'de zaten. Hiç olmadı. Zaten yani en güçlü yan da bu zaten yani. En güçlü yan bu. Yani hocam da onu söyledi. Yani toplum neslinde Allah'tan yok yani. Allah'tan yok. Yani onu söylemeye çalışıyorum yani. Siyaset oraya dayanması lazım. O temelde siyaset yapmak lazım. Yoksa ayrışırsın, bölüşürsün. İşte bu o temelde siyaset de işte demokratikleşme dediğimiz odur. Yani o normalliğin sesini duymaktır. Siyaset onun sesini duymaya başlamaz ancak bu demokrasiyle mümkündür şu anda hakim rejim içinde. O zaman biz o hal ilan ederek kafamızda bölmüş mü oluyoruz hocam orayı? Yok işte bölmüyorsun işte. Hayır. Yani bunları kaldırma. İlk başta olağanüstü hal ilan edildiğinde. Yani öyle güvenlik meselesi görüp onu çözebileceğini düşünüyorlardı. Yani asıl işin özüne bakılmıyor dedi. Ha bu birkaç çapulcu, bir adam da var başlarında hocamızın anında. Aa diyor, şey yaptı, biz bunların başını kesersek halbolur. Değil işte. Ama onu da doğru dürüst yapmıyorsun. Yani bir taraftan öyle yapmaya yani çalışıyorsun, onu da yapmıyorsun. Yani onu da yapsaydın zamanında o da... Ama sen diyorsun 50 kişi, 5 kişi, adam senin nerede ihtilalin yapıldığı, efendim bilmem ne olduğu dönemde sokağa çıkmanın bilmem ne olduğu zaman sen iki ilçeni basıyorsun 84'ün Temmuz'unda. Yani onu da doğru düzgün yapmıyorsun yani. O da karışık o işte. Mehmet senin şeyinle bitirelim. Evet. Şey diyeceğim, Osmanlı'nın mesela son döneminde bu Kürtlerin finansmanı, harekete geçirilmesi, Osmanlı bölünmesi, mesela bu Çay Kürtleri, petrol bölgelerinde Sultan Abdülhamit Han'ın getirdiği şeyler vardı. Hamidiye olayları. Yani Amerika'nın gizli şeylerinde, niyetlerinde falan yani aynı oyunlar var mı? Dışarıdan bu şey nasıl finanse ediliyor, nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor yani?
dışarıda. Vardır, herkesin bir planı vardır. Yani Amerikan'da bir planı vardır, Rusya'nda var, Yunanistan'da bir planı var. Bizim de orada burada planlarımız var. İşte dedim ya, ben böyle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman sorunun özüne inilemediğini düşünüyorum. Tabii etkisi var muhakkak olarak Amerika'da. Yani Yunanistan'ın da, yakında Yunanistan'ın da çok etkisi. Sen figüran olmaya hazırsan, figüran ötekilersen yapar. Kimseye yani koz verirsen evinde, yaran varsa sen seni kaşır kardeşim. Buyur, senaryo sen yaz. Sen yazmıyorsan başkalarının aynen figüran olursun. Evet, var mı Mehmet bir şeyimiz? Hocam çok kısa bir şey sorabilir miyim? Bir hazır olalım. Şimdi bu dini söylemlerin Fatime hep ona ait de sekülerleştiğini söylediniz hocam. Bu sekülerleşme acaba taleplere bir elbise giydirme mi, yoksa gerçekten dini kesim sekülerleşiyor mu yani? Evet, ciddi bir soru. Hani burada hep takiye muhabbeti. Kemalistlerin de en büyük şeyi buydu. Bu adamlar takiye yapıyor kardeşim. Onu bilemeyiz. Kimsenin ne olduğunu, belki içlerinden halen işte İslam ümmeti kurup işte hepsini onun içinde cem etme, öyle planları, projeleri vardır. Biz söylemlerine, uygulamalarına bakıp oradan bir analiz yapıyoruz, diyoruz ki bakın diyoruz işte bu kişiler artık o eskisi, reddiyesi söylemi bırakıp işte taleplerini sivil siyasal haklar çerçevesinde ifade ediyorlar. Bu sekülerleşmedir diyoruz. Batı'da böyle olmuş. Diyoruz. O seyre bakıyoruz. Burada bir içlerinde ne var yani? Tayyip'in içinde ne var bilmiyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim. Vardır. Genin içinde romantizm var. Bilemeyiz artık. İçin için böyle Davutoğlu'nun da içinde vardır. Ama ben bir şey söyleyeyim. İdealizm olmasa bir şeyler de olmaz ama yani. Tutup işte tekrar İslam ümmeti kurup işte Kemalist devleti yıkıp yerine İslam devleti kuruldu. İşte değil mi? Onu bilemeyiz yani. Ama çok ciddi gruplar da var. Yani bunu ben siz de görüyorsunuzdur. İşte en bariz örneği işte başörtü konusu yani. Orada birebir insanlarla konuşuyor. Yapılan araştırmalar da var. Oradaki söylemlere, taleplere baktığınız zaman birçoğunda gerçekten ya biz de var olmalı. Bizim de haklarımız var. Bak literatür bunu diyor. Modern milletler bunu yapmış. Biz de bunu yapalım. Bunu söylüyorlar. Yani bunu sivil toplum örgütleri var. İşte koruma dernekleri, şunlar bunlar var. Ve bunlar talep ediliyor, dile getiriliyor. İşte bu bir sekülerleşme. Talebin ismi değişmiyor mu sadece yani? Bence yine referansı din olan, kesin. Bunu toplum kesimlere daha yumuşak bir söylemle ortaya dökmesinden başka bir şey değil mi? Yani ya zaten din adam diyor, ben diyor dindarım. Dindarlığım bana bunları ifade ediyor. Ama bu halimle, bu sistemde var olabilmem için ben bu dindarım, ben böyleyim, siz beni böyle kabul edeceksiniz, hatta siz de benim gibi olacaksınız gibi söylemle gittiğiniz zaman reddedildiğini görüyor. Ben dindarım, bu halde varım, o zaman bu halimle var olabilmek için, dindar olarak var olabilmek için, inanan biri var olabilmek için kendimi diğer haklarla ifade etmem lazım yani diyor. Yoksa başka türlü var olamıyor sistem içinde. Bu halimle sisteme entegre olmak istiyorum diyor belki. Evet. Yani evet. Sen benim gibi olacaksın demiyor da ben bu şekilde sisteme entegre olayım diyor bu şekilde. Evet. Şimdi biz ilk bunu şey yaparken işte bir arkadaşla birlikte bir makale yazdık 1999 yılında. İşte faziletin söyleminin değişmesine taktiksel bir söylem olarak yazmıştık. İşte bu taktiğe başvurup hani sistem içinde var olalım. De kamuflaj edelim asıl gizli hidden ajanda, gizli ajandamızı kamuflaj edelim tarzı bir şeyler yazmış idi. Ama geliyor adam 2002'de iktidar oldu, uygulamalarına bakıyorsun, hiç öyle bir şey yok. Hatta en liberal demokratlar daha liberal demokrat politikalar uyguluyor. Sadece kendine yönelik değil, başkalarına da diyor yani Alevilerle ilgili bir çalışma yapıyor. Mesela neydi Ahmet bu? Şarkıcı, ölen gibi. Ahmet Kaya. İşte o Türkiye'nin büyük bir kısa mesela yarın Sayın Başbakan onunla ilgili yapılan toplantıya başmışlar olarak katılacak mesela. Yani mesela yani. Ha bunu İslam devleti kurmak için mi yapıyor dersen? Şimdi Mehmet'in denilen ben başka bir şey çıkarayım. Yani belki siyaseten sekülerleşme meselesi değil. Hayat üslubu zihniyet itibariyle sekülerleştirme. Ben tabi onun olduğu kanaatindeyim. Ve modernleşme arttıkça, geliştikçe ve bu çağda o sekülerleşmenin tabii olarak
olacağı, olduğu kanaatindeyim ben. Yani bugün o muhafazakar denilen camiadaki yaşanan muhafazakarlığın birçoğunda tamamen sati olduğu. Sati olduğu. Şura hiç dönüşmediği. Yahut da olması gereken ölçüleri de hiç giydirmediği o değerlerin içerisinde. Onu hep beraber görüyoruz. Yaşıyoruz zaman zaman yani muhatap oluyoruz. Yani başörtülü kız, pardesülü her bir şeyle beraber ben evimin karşısındaki park, şehrin ortasındaki parkın içerisinde oğlanlar şapur şupur sarılıyor ve öpüşüyor. Yani şimdi bu bir şeyse veya geçen Burhan Bey'le, Burhan Erdem'le hamam yolunda, Nova'nın önünde falan duruyorduk. Akşam üzeri saat işte 6.30 gibi falan başörtülü kız oğlanla beraber el ele zaten var. Haydi bakayım birbirini şapur şupur. Hocam onlar da çok şekillerleşmiş. Şimdi ha yani ama öyle. Yani bu. Taktik ha evet taktik. Şimdi bu. Yani bir takım şeyler, bir takım şeyler evet. Yani bu taktik iş yapmadı. Siyaset. Evet, evet sanıyorum farklı bir akşam. Evet zihin jimnastiği bu akşam geçirdik. Ve güzel oldu. Yılmaz Hoca'nın evet bu çalışmasından epey şeyler herhalde dinleme imkanı bulduk. Zihinlerimizde farklı soruların doğmasına herhalde yol açtı. Bu konuda çok konuşmamız lazım. Zaten bunlar konuşulmakta da devam edecek bir dahaki. Yani Türkiye'nin meselesi bu. Türkiye'nin varoluş meselesi adeta. Bu önümüzdeki yıllarda da bu meseleler konuşulmaya devam edecek. Yani zaten 20 seneden bu tarafa konuşuyoruz. Önümüzdeki belli ki 30-40 sene içerisinde daha da bu meseleler konuşulmaya devam edecek. Ben Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Geldi ilminin zekatıyla. Evet, bize bunları aktardı. Biz kendisine şükranlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki haftaya, evet, önümüzdeki haftaya Yılmaz Özakpınar'ın o medeniyet teorisinde buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim. Mehmet, kaybolma. En büyük senden bir şey konuşacağım, en büyük. Evet. Şimdi kumarını yapıyorum.